Ah o gelir o gelir yine gelir Kürt gelin Ah o gelir o gelir yine gelir Kürt gelin Kuzu kere muzu kere e, gelin Kuzu kere muzu kere gelin Her zaman gelin Hadi yine gelir Kürt gelin Muhafazakar bungalovlar yüzde doksan oranında Doluluk çok fena ee, insanlar sikişiyorlar neden kürt gelin hoş gelir. Hadi hadi kürt gelin hoş gelir. Kürt gelin hoş gelir. Bawettenem escutia tenem, es çütüya, e, tenem te, gelir. E, muhafazakar bungalovlar e, yine gelir. Kürt gelin. Aman aman aman. E, kürt gelin. De, 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 de. Aaaa. Kürt gelin. Allah Allah. Kürt gelin gelir gelir. Oy 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 bekliyorsun? Evet. Yoksa öyle... Kimse bir şey tamam. demedi. Bu sosyal bir deneydi bu arada. Eğer Anladım. bir bir insan... kimse derken zaten bir tek ben vardım. Evet. Yani ben benim bir şey demememek, ben hani yeter artık. Bu ne amına koyayım? Bu ne? Falan şakaya bir şekilde giriştirerek. Yılmaz Aygün hoş geldin. 38 aydır bize haber vermiş. Ee, şey gibi mi? Evet. Ee, hangi yörenin şarkısı bu? Kürt Gelin mi? Kürt Gelin. Şimdi... Kanye West'in bir orijinal parçası da olabilir. <laughs> Şimdi uydurdum bilmiyorum. Evet. Hemen piyasaya sürelim abi. Bence tutar. Kesinlikle yaza e, Bizi hazırlar yani. Hit olarak. Ultimatif hoş geldin. Ömer Çağır Açık Göz. 45 aydır bizle beraber 48, olmuş. 48 oldu. ay olduğunda yani 45 şu anda galiba maksimum 46 47 3 ay sonra şey olacak yeni bejler 48 ay özel bejler gelecek. Çok iyi lan. 48 çok büyük şu an. 4 yıldır abu, katıl ne demek ya? Ceron hoş geldin. 23 aydır bizle vermiş. Onur Önoğlu 20 aydır bize berabermiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mayıs. Ee, nice. Şey. Ee, Hah, bütün çok program böyle yapsak he. Ne? Ama Baran Durak 41. ayında. Hoş geldin. Bizim kanalda hoş çok iyi iyi fazla ederim. Baran var. Serkan Cankurt hoş gelmiş. Chipidik de bir tane katı ateşlemiş. Yusra 25 aydır özel vermiş. Hoş geldin. Koyduk mu demiş abi. Koyduk mu? Abi Fenerbahçe ile alakalı evet. onu da konuşuruz ya. Çok Abi onu konuşalım ya. Evet. Koray Atpacı hoş geldin. Oğlum çok garip bir olay lan. Yani Gün o. dur konuşacağız. Bak bekle bekle girme. Yani girme dur bekle. Gir. Konuşacağız konuşacağız. Niye? Ee, Niye ya? Niye sırası? Oğlum mı var? tamam iki saatimiz var. Bekle ya bir şeyler söyleyeceğim belki öncesinde. Allah Allah. Tamam. Ne söyleyeceksin? Ee, halka açıklamalarım mı var? Halka açıklamalarımız var. Ee, şey var, etkinlik var. Hmm. Evet. etkinliğimiz var arkadaşlar. Yeni turnemiz büyük. Bu hikayedeki göt ben miyim? 2024 Bahar turnesi resmi olarak satışa sunulmuş vaziyette. ben varım. Tancan var. Mert Günhan var. Cosmic Indifferent. Hoş geldin. 21 ayda bize haber vermiş. 14 Mayıs günü Ankara'dayız. Root'tayız. i̇ki seans. Saat 19.30'da başlıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. iki seans yapacağız. İkinci seansı 9'da mı ne başlıyor? Tam saatler biletin o da yazıyor. Hala hoş geldin. Hala Neste Neste yapamıyoruz evet, hala. Evet, Neste yap yine yapamadık çünkü nestin hala yani belki mayıs'ta biz turneyi yapana kadar alkol lisansı ve etkinlik lisansı ruhsatı çıkmış olabilir. Ruhsatımız e ben yok. Ben buna lisans deyip deyip duruyorum da ruhsat evet. değil mi bu. Niye lisans diyorum? Ee, Kafamın dengiciden evet. mi çeviriyorum? Arkadaşlar şu anda neste içki içilemiyor ve etkinlik ve alkol ruhsatımız yok. E ee, aynen. O yüzden bekliyoruz onlar gelsin diye. Yani size de ya kahveli kahveli etkinlik de yap, yapmayı düşünmeyiz o yüzden yani. Hem ondan düşünmeyiz. Tavuk döner hoş geldin, witness hoş geldin, Furkan'ı Carlo hoş geldin. Hem de e, e, Nest için yani restoran bakıp herhangi bir mekan için bu arası Nest için de değil Kayıp oluyor. Yani çünkü o kadar masa kapatıyorsun o akşam hiç yemek cirosu yemek satılmıyor tabii ki etkinlik olunca yemek cirosunu yapmıyorsun. Bir yerden kompans etmen gerekiyor. O da alkolde ne diyor mekanlar böyle olunca. Ee, onları onu edemeyince nest için net kayıp oluyor. Ee, bir de zaten sizin için sıkıcı oluyor. 14 Mayıs'ta buradayız. 19 Mayıs'ta e, İstanbul'dayız. Sahne Beşiktaş. E, saat 15'te. Yine her, zamanki, matinesi. her zamanki yerimizde gündüz matinesi oturmalı. Hafta sonu ve de. Oturmalı hafta sonu aynı öyle 19 Mayıs. Eee <laughs> Caveman hoş geldin 3 aydırıza aydır. ve araya yeni bir sürpriz sıkıştırdık. Evet, evet. 16 Mayıs'ta e, Bursa'da Bursamız dayız. Park'tayız. Bursamızdayız. Bursamızdayız. Evet, ilk defa Bursa'ya gidiyoruz. 50 bilet satacağımız ee... Bursadayız. <laughs> niye niye jinx diyorsun? Oğlum? Belki hiç. Bursa halkı bizi bekliyor. Hiç inan. hiç ben İstanbul, İzmir ve Ankara dışında hiç bilet satmak satmayı beklemiyorum ben. Ee, göreceğiz bakalım okay. yani. Evet, İzmir yok ee, arkadaşlar. İzmir, İzmir bu sefer yok arkadaşlar. İzmir'i komple terk etmiş değiliz fakat e, Tancan'ın kısıtlı vakti var. O yüzden İzmir'e git gelle beraber uzun sürecek, e, uzun sürüyor yol. E, İstanbul'da günübirlik hemen Bursa'ya gidip geleceğiz gibi yapacağımız için e, Bursa'yı ekledik. Ya Bursa ekleyecek ya Eskişehir e ekleyecektik. Bursa kazandı orada. Bir gün Eskişehir'de de bence yaparız. Bir Bursa'daki performansa göre bundan sonra dört çeyirli e, turunlar yapabiliriz ama yani İzmir'e kesinlikle döneceğiz. İzmir e, endişe etmesin. E, onun dışında şimdilik bileşeğlerinizi bekliyoruz. Biletlerin linki var mı bir yerlerde? Ben koyayım mı? Biletlerin linki mu? şu anda e, chatte dönüyor. Mayıs turnesi. Yukarıda tamam. pin, pinlenmiş şeylerde ve HGB plakçılık page'ini bulabilirsiniz. Aynı zamanda burada Seraph diye bir şey görüyorum. What the hell is that? Ha Evet abi o benim benim çok yakın dostum Serim'in e, ismi Serim. Bu ha arada, Serim. E, e, aynen onun konseriydi. E, canım benim hasta olduğu için yapamayacağız. Onu da duyuracaktım ben yoksa aslında hep beraber olalım falan diye. Hatta baya ben Berlin'e arkadaş falan getiriyordum o konseri abi. bu Serim'in ilk konseri. İlk konseri canım benim. Olacak inşallah bir gün. Başka da şu sıralar bir şey olduğu için böyle bir kötü e, yapamadık yani. O duruyor öyle ama. Ama satış satışta değil. O sadece duruyor. Okay. biletine de komple bir, bir kere bilet satıldı mı silemiyormuşsun event'i öyle bir şey varmış. O yüzden duruyor öyle. Ben çok merak ediyorum. Bizim Bursa'da yani Bursa çok mu sevineceğiz Bursa'ya karar verdiğimiz yoksa çok mu pişman olacağız? Çok merak ediyorum Bursa'da hiç evet. sevenimiz var mı? Onu Bu... da görmüşsün. En kötü İskender yiyip döneriz. Bursalılar e, bizi göstersin. Abi Bursa'da kiray fazla istediler diye düşünüyorum ama OSB'de mekan... Ben biz neresi olduğunu bilmiyoruz Ahmet Dalay. <laughs> Hiçbir fikrim yok benim. Ben hayatımda Bursa'ya bir kere bile gittim. Ha, mekan nasıl Bu bir Bu mekanda neresi olduğunu... Sen de mi bilmiyorsun? Ben yani. İsmail'e sordum. İsmail çıkmış orada. Güzel tatlı mekan dedi. Ee, birkaç yani stand-upçılar çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Ben hayatımda ayak, atma, ayak basmadım mekana. Sahipleri çok tatlı. İletişimi çok tatlıydı. Ee, fiyat uygun. Eee anladığım kadarıyla İlkin Bursa'yı biraz biliyordu. İlkine danıştım. O da dedi ki bu da dedi ne dedi kampüse mi yakın dedi bir yere yakın dedi. Hani öğrencilerin yaşadığı bir yere mi yakın dedi falan. Anlamadım. Ben de ıı, hiçbir fikrim yok. Ben bir de tek benim şeyim yani İsmail'e sordum. İsmail'le ben 3-4 kere çıktım gayet tattım mekan dedi. Onun üzerine hareket aldık yani arkadaşlar. Bursa 16 Mayıs. Arkadaşlar Bursa 16 Mayıs. Artık bunu yani ben, ben benim ben şey çok heyecanlıyım. Harbi'den İskenderi memleketinde yiyeceğim için e, çok heyecanlıyım. Evet. Çünkü övüldüğü kadar var mı çok merak ediyorum açıkçası. E, evet. Is, Bursa İskenderi övüldüğü kadar var mı? İstanbul'da yediğim bir İskender'den daha farklı bir tecrübem olacak çok merak ediyorum. Umarım beni şey yapmaz e, Hayakaklı Nur atmaz. Bakalım siz abi siz özellikle etçiler olarak e, onları yaparken ben de Bursa'da e, türbe gezeceğim e, eski padişahlarımızın mezarlarını ziyaret edeceğim, nurlanacağım. Uludağ'a yüzümü dönüp Allah'tan tövbe isteyeceğim. benim de planlarım bunlar Bursa ile ilgili. Abi chat çok tadımı kaçırdı şu anda. Niye ya? Bursa İskenderinde de hiçbir olay yokmuş diyorlar. Bir kişi sadece yani abi der, bir der. kişi sadece sta şey dedi. Hı. Bursa'da çok iyi oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim dedi. Abi bilmiyorum ki. Yani şimdi bunlar çok subjektif şeyler acı. Yani ki, kim bu insanlar kim? Oğuzhan Sanaydo hoş geldi? Şimdi bu insanlar mesela gustolu insanlar mı? Bilmiyoruz ki bizim chat'imizde oldukları için. En azından YouTube ve podcast konusunda gustolu insanlar olduklarını biliyoruz ama et'ten anlayan insanlar mı? Çok hiçbir fikrimiz yok. Yani Öyle ben güvenirim açıkçası. Lazım. Bizim chat'in et şeylerine güvenirim yani. Bence belli olmaz. Ben hatta bu et konusunda bir kişiye güvenirim. İsmi Tancan Soy ismi Fümen. Aa ee, bana Tancan, bana, bana güvenmez Tan misin? tancanı güvendiğim kadar değil ya. Bu, bu tancan bu, bu, tancan o, oğlum bak bak sen sana bir şey demek istemedim. Ben tancanı övmek istedim. Tancan'ı da şuradan övmek istedim. Tancan senin 20 kere gittiğin Ankara'ya adam elinde 4 tane kendi araştırıp bulduğu cross reference'larla çek ettiği dönerci önerilere gitti, bunları optimize etti. Ona da chat'ten vermişler amına koyayım önerilerini. Tancan'ın tamam, bir oğlum, özel da... bir kitabı yok ki bunlarla alakalı yayınladığı. Demişler tamam ya, abi şurası Tan... çok güzel demişler. Sen 20 kere gittin Ankara'ya. Ben bir kere bir kere senden şey diye bir şey diyorum. Abi ben şunları duydum. Şöyle Tancan oraya mi göreve gitti. Tancan evet. e, scout raporlarını değerlendirdi. Bu adam Tancan e, çünkü arkadaş belirledi. Arkadaş grubumuzdaki o adam Tancan çünkü. Evet. Ben de onu dedim niye kızıyorsun işte o arkadaş grubundaki o adam ben değilim diye kız kız şu an. Ben ben, öyle ben de sanışır. seni senin ismini bile geçirmedim. Ben de Tancan kadar etten anlayıp a, a, Tancan kadar organizasyonel skilllerim olmayabilir. Bunlar mutual exclusive <laughs> şeyler değil yani. Ata hoş geldin. Ata hoş geldin Atacığım. Ben ten, etten ben, anlıyorumdur ama tembelimdir. Tamam. İşte Tancan e, e, şu an yaptığı hareketlerle benim şeyim kazan. Tancan gitsin mesela desin ki ben yedim Bursa'da en iyi İskender burasıymış gitti yedi. O cici pikniği tespit, scoutlayıp bulduğu gibi bulmuş bir yeri. Gitti yedideki yok burası değilmiş. Bak bak scout, sanki, sanki NBA şeyi teknik direktörü scoutlamış falan diyor. E, öyle oğlum. Öyle oğlum. Bu adam bu adama bu adama var ya fırsat verirse bu adam e, fantazi döner ligi kuracak. Fantazi. Yatırım <laughs> yok yani. Ben hangi yemek? Bu adam Türkiye'de Buyur, senin, sen Hiç hiç yapamıyoruz, senkronizasyonumuz çok kötü bugün, senkronizasyonumuz. Senin elinden çok iyi bir e, ziti yediğim, lazanya yediğim için seni ben İtalya e, yemekleri konusunda bir gustolu kabul ediyorum. Ben empirik bir adamım hocam. Makarnacı mı diyorsun bana? bana lazım. Ben makarnacı mıyım? makarna oğlum sen yani kendine gömdürmek için yer mi arıyorsun İtalyan? Hayır, <laughs> bir, bir... biz. Bana Makarnı da bir yemedim. bana da bir uzmanlık ata istedim. Evet işte İtalyan atadım ama onu da indirgedin abi makarnacı diye. <laughs> <Buna> makarnacı, <çizdüm, gülüyor> korsan karakteri gibi. Eee <laughs> dinle Messi hoş evet, geldiniz. Hoş geldiniz. Cristiano da hoş geldin. Evet. Cristiano Ronaldo hoş geldin. Ee, dur sana bir şey diyecektim ya. Aa ne diyeceğimi unuttum sana. Ha şey unuttum lan. Aa, restoran sen lokantacım lokantacı mı oldun sen? Lokantacı mı oldun? <laughs> Mitonera Mitonera chat'te yazdı. Yiğitcan, Yiğitcan abi şimdi bir lokantacılık mı yapıyor diye. <laughs> evet. Mı? Evet gün, sen de lokantacısın. Abi ben evet de bunu, lokantacıyım. Lokantacıyız bunu bana artık. Bunu bana çok soruyorlar ya. Siz şey mi yapıyorsunuz? Dükkanda mı duruyorsunuz falan diye. Hedef Koç 9. ayında hoş geldin. Hoş geldin. Yani e, sen dükkana yapıldığından beri hiç gitmedin. Tadilatı evet. bitmemişken gitmiştin. Evet. Tadilat esnasında evet. gitmiştin bir kere. E, açıldığından beri hiç gidemedin Ankara'ya uğramadığın için. Şimdi inşallah turda da gideceksin. Ben Ankara'dayken bir işi oluyorsa başında duruyorum. Mesela işte çekim yaptık. Bir tane yemek programı. Şefimiz Gizem'le birlikte. YouTube'a gelecek. Furkan etkiliyor şimdi. Karboniciğim hoş geldin. Çok teşekkürler. Büyük tufanla ilgili itifatlarından dolayı. E, i̇şte öyle çekim mi? Mesela gittik çekim yaptık ya da işte mesela sosyal medyada bir şey oluyor gidip vuruşuyoruz. Bir ihtiyaç oluyor bakıyoruz. Yani gidiyorum ben arada restoran Ankara'dayken gidip vuruşuyoruz. Ama lan. şu anda ben Ankara'dayım. Uğraşıyoruz. Ha okey. Ben de yani şey sandım. Vuruşuyoruz. Vuruşuyoruz. Ben bu kadar casual kullanmam lan bence. Hmm. Yok yok benim Ha ben bu arada vuruşuyoruz. Benim kulağımda ciddi bir problem var bu arada. Onur Tanrıkulu kulu hoş geldin. Evde falan e, haber açıldığında şey diyen adam oldum sürekli. Sesi açın duymuyorum falan diyen adam oldum. E, ya kulaklıktan dolayı ya da yıllarca çok yüksek sesli müzik dinlediğim için kulağımda bir durum var benim. E, Sağır duymaz uydurur oluyor bizden. Yani şey e, genellikle işte şaka yapıyorum. Tarzı yedirebiliyorum bunu. E, podcastlerde falan ne da falan ama şey gibiyim biraz. Duymuyorum gerçekten. E, şöyle bir soru var. Bir şey soracağım. Evet. İlk defa bir HGB bileti satın alacağım. İki seansında alsam biri hı hı. bitince diğerine mi gireceğim? Nasıl oluyor? cahile anlatır gibi anlatabilir misiniz? Hadi anlat. E, i̇ki seansa birden bilet alırsan biri bitince diğerine girebiliyorsun. E, i̇ki seanstaki hikayeler farklı oluyor. Hikayelerimiz şehirden şehire aynı oluyor. Ama e, seanslar arası farklılık gösteriyor. O yüzden iki seansa birden bilet alabilirsiniz. Evet. Onları da, öyle olunca da bir çıkıp girmek gerekiyor. Çünkü kim birinci seanstan kaldı, kim araya sırıştı, onu e, hesabını tutmak kim tuvaletten dönüyor. onu hesabını tutmak zor oluyor yani. İki seans arası bir çıkıyorsunuz kapıya bir tekrar giriyorsunuz o kadar. Bedrol evet. bu hoş geldin. Yani bunu çok yapan oluyor. Genelde şey gibi oluyor. Bir, bir şey çek yapıyoruz. Bir önceki seansta kimler vardı. Peki şimdi kimler var. Hep aynı tipler oluyor. O yüzden millet double bilet. Double feature. Double feature bilet alıyor. Ee, siz de öyle yapabilirsiniz tabii ki. Bugün hip hop konuşulacak mı? Bugün hip hop konuşacak mıyız? Türkiye'nin en çok hip hop konuşulan podcast olarak ha? <laughs> <laughs> ama bugün hip hop konuşulacak. Bugün, mı? bugün her yani gün bugün, çünkü yaptığımız bir şeydir hip hop konuşmak. Evet evet. Bugün hip hop konuşulacak mı? Bugün hip hop konuşulmaz herhalde ya. Ben aslında öyle bir hissiyat şey yapmıyorum. Aslında konuşabiliriz. Enteresan bir konu var ama e, senin e, senin konuyla alakalı büyük bir şeyin yok, bilgin yoktur. Ne iki konu anlat belki ben an senin anlattığın kadar Osman, hoş, Osman geldin. hoş geldin. Abi e, Sansar Salvo son zamanlarda son aylarda baya zor günler yaşıyor. E, ha, okay. Yani şöyle abi Sansar Salvo bundan böyle 3-4 ay önce falan çok e, aşırı öfkeli bir Twitter rentine başladı. Kimse de konunun hmm. kimse de konunun ne olduğunu anlayamadı. Böyle bir ailesine mi gömüyor, akrabalarına mı gömüyor? Arada bir isimler name drop yapıyor falan, birilerinin ismini söylüyor. Hakan Koç, hoş geldin. İşte Başka. mesela ya, böyle sürekli olarak şey gibi abi, baya bildiğin e, Fincher filmi gibi. Evet. Hani böyle şey gibi ama baştan sona böyle şeyler yok da parçalar var. İşte mesela şey diyor. Vay diyor işte Lloyd Christmas senin damına koyayım. Sen o gece Kadıköy'deyken bana işte biraz sipariş etmiştin. Ama daha sonra ertesi gün kiramı ödeyemediğimde bana yardımcı olmadı diyor. Daha sonra işte başka bir şey diyor. Daha sonra diyor ki beni diyor kapattılar beyaz yumuşak yumuşak bir odaya deli odasına kapattılar. Benim kan testlerimle oynadılar. İşte annem babam. Evet şimdi bakıyorum. kan testi raporlarını Twitter'a falan. Monitor İnşallah hoş geldin. Falan diye bir şey. Evet evet. Yani böyle başladı falan, işte daha sonra millet de şey gibi yaptı. Abi hani çok üzülüyoruz, yapma neler oluyor anlayamıyoruz falan diye şey diyenler de var. Ee, hani çok hani şey şimdi bir şey diyenler var. Hani bu çocuk zaten şizofren, Hani şizofren olduğu için ilaç kullanıyordu, işte ilaçlarını bırakmış. Diyen de var. Çok fazla met kullanıyor. O yüzden kafayı yedi. Diyen de var. Ailesi gerçekten yanlış yaptı. Onunla ilgili bir şey anlatmaya çalışıyor. Diyen de var. Bundan iki ay önce falan galiba kontkar. Böyle bir Kontkar'la bunların bir beefleri vardı. E, kontkar e, el, el uzattı buna. İşte şey falan dedi İzmir'e gelirsen gel yeni bir podcast'a başlıyorum. İlk konu ol falan dedi. Gerçekten de yaptılar o podcasti ve her şey iyiye gidecek gibiydi. Dün gece itibariyle bildiğin bir tane birisinin ofisini dağıtmış. Videolar çekmiş bağırıyor evet abi, falan. Videoları da koymuş Twitter'a falan. Evet, evet böyle koltuk bıçaklıyor falan böyle bir şeyler yapıyor. E, avazı çıktığı kadar bağırıyor bir şey. Ya yani Kimse tam olarak bilmiyor konunun ne olduğunu. E, ama böyle bir aşırı public bir de kendine zarar vermesinden de korkuyor insanlar. Çevresinde de galiba yardım edebilecek kimse de yok. Böyle bir şey durumu oldu. Çok eskiden sevdiğimiz Sansar Salvo'nun e, trajik hikayesini canlı canlı sosyal medyadan her adımıyla yaşıyoruz gibime geldi gibi bir durum oldu. Ben de bu arada şeyden oluyor yani hani normalde takip etmiyorum ama atıyorum e, yayına giriyorum. Abi işte Sansar'a baktın mı diyor. merak edip bakıyorum. o neler, neler olmuş yani. yani. Böyle bayağı bir bir yerlerden sana şey yapıyor. Yapışıyor konu yani. Anlamadım da amına koyayım ne olduğunu. Üzülüyorum da görürken. Bir yandan da harbiden kendine zarar vermese mi acaba gibi oluyorum. Öyle bir durum var şeyle ilgili. Oğlum çok, e, çok ilginç lan. 7 Nisan'da şimdi ben de baktım sen deyince Twitter'ına. 7 Nisan'da normal konser şeyi paylaşmış, Twitter atmış <laughs> abi. Evet. Ondan çünkü. öncesinde evet. bir tane bir vefat eden bir işte eski rapçinin şeyini, ona kadar Twitter'ı çok normal. Evet, yani böyle hiç anormal bir şey yok. Ya paylaştığı şeyleri ihbar. sildi, paylaştığı şeyleri daha önceden ve şey dedi ben hesabı dedi menajerime veriyorum artık ben atmayacağım falan dedi bugün de böyle bir şey yaşandı dün de dün gece itibariyle de ha. böyle bir şey yaşandı tekrardan yani ne oluyor amına koyayım yok evi, evine girip yağmalamamış da orası galiba annesi babası avukatmış annesi babasının ofisi galiba orası orayı mı dağıtmış kendi evini mi dağıtmış anlamadım ki ne olduğunu. Çok garip ya. Neyse Allah sağlık şifa versin lan. Öte yandan ...öte yandan şunu da söylemek istiyorum... ...Sansar Salvo... ...Met kullanıyor mudur, kullanmıyor mudur... ...kafayı öyle mi yaktı emin değilim... ...bilmiyorum yani benim bir bilgim yok... ...dedikodu olur bunu İnsanlar söylüyor bunu sadece... ...tweetlerinin altında... Ee, ...benim... ...ben şeyi ama çok görüyorum ve duyuyorum... ...hem Twitter'da hem de böyle genelde... ...insanlar arasında... Ee, ...abi Türkiye'de... ...şehirlerde Met... ...kullanımı çok arttı... ...ve... Hem hmm. hem böyle galiba anladığım kadarıyla ucuz olduğu için hem de erişim de kolay olduğu için alkol aşırı pahalı olduğu için bayağı bildiğin gençler mete düşüyorlar. Yani bu şey bu bu şey değildir arkadaşlar. Bu böyle geri dönebileceğiniz bir yol değil met. Hani böyle bir kere denedim oldu, bir kere denedim kafamı yaptım. Daha sonra işte bir daha yapmam falan gibi bir şey yok. Ee, sakın ola sakın. Yani çevrenizde de böyle bir böyle ben... bir or, yani ortamınız da varsa aman yani. Abi ben çok ilginç bir şey diyeceğim sana. Ben bir insanın met kullanmaya meyali varsa, e, bunu tenkitle dönüştürebilir miyiz emin değilim. Ya ben abi çünkü... işte evet. Çünkü yani bunu bu, bu konuyla ilgili kocaman dizi yaptılar Breaking Bad diye. Ne kadar kötü olduğuna dair. <laughs> no. Hani her popüler kültür noktasından konuşuyorum yani hani bunu etkilerini, efektlerini bilmek zorunda değilsin de bayağı bir popüler kültürde de yeri olan bir şey olduğu için. Evet tabii ki o yola giren bir insan büyük ihtimalle zaten artık sikindi değildir gibi oluyor. Ama yine de yani böyle yo, yo. üzülüyorum ben şey yapınca açıkçası. Murat Mustafa Ege abi, hoş geldin. Valeri hoş geldin. Hoş geldin. Ya ondan değil de abi. E, açıkçası yani şeyden demek istedim. E, geçen yaz ben bunu anlatmışımdır PNG her, kadar falan da. Geçen yaz Atina'da işte Singapur uzak, uzak doğu dönüşte şey bulmam gerekiyordu. Ucuza ev bulmam gerekiyordu. Mayıs Haziran'a denk geliyor. Atina'da da evler çok pahalı diye. E Omonia'da bir tane bir oda tuttum kendimi. Omonia'da zaten çok leş bir mahalle biliyorum. Atina'nın en hakikaten şey mahallesidir. Tekinsiz, e, huysuz falan. E, ama abi spesifik olarak çok ucuz olmasının sebebi şuradan anlaşıldı. Evin önü meth sokağıymış hmm. Yani direkt bir tane ara sokak. Yani Omonia'nın zaten tekinsiz olan bir yan sokağının da ara sokağı. E, ve bayağı dealer ya yani torbacı duruyor abi kapının önünde. Evet. E, millet de alıyor görüyorum yani bayağı pencereden. Ee, bence orada yapıyorlar da çünkü karşılıktan bir tane çamaşırhane var 24 saat çalışıyor falan hur 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 ses çıkıyor. Neyse yani, göz gözümden satıyorlar ve millet kullanıyor orada abi yani çok da uzaklaşmıyor. Polis de herhalde göz yumuyor falan bilmiyorum tam da kışın anlamadım. Orada bir tane uzun zamandır kalan bir çocuk var Dimitris diyordu. Ya. Burası işte meth sokağı bu aşağısı kokain sokağı bir şey ama kokain demişim. Eroin sokağı hani öyle şey yapıyorlar falan diye. Abi orada ilk defa ben hayatımda mes kullanan insan gördüm. Yani mes mes hayında insan <laughs> gördüm öyle diyeyim. Ben şöyle bir Çünkü benim etraf Dur oğlum bir bitireyim lan. Dur bu benim etrafımda hiç yok. hiç hayatımda görmedim. çünkü ya ve bu arada yani işte Berlin'dir şudur budur falan derken bir sürü farklı parti uyuşturucusunu kullanan veya kull insanlarla insanlar tanıştım. Kullanıldığı ortamlara çok girip çıktım. Hiç hayatımda ben mes hayında birini görmemiştim. Ee, şu bakımdan diyorum Adem yani, tenkitle bu insanı bu insan buna meyal olan insanları soğutamayabiliriz. Çünkü ben baktıktan sonra bu, bu hayatta benim girmek isteyeceğim bir yol değil. Çünkü zombi oğlum. Yani ben, ben böyle bir şey hiç göreceğimi zannetmiyorum. Başka bir şey yani e, yok yani şey şey değil. Normal insan frekansıyla iletişim kuramıyor. Sesleri çıkarttı. Böyle hı, hı falan sesler çıkıyor. böyle bir tamamen kopuk yani çok ilginç bir şey o. Yani o hani böyle Eğleneyim, partide biraz dans edeyim, biraz daha cool bu çocuk olayım, ne bileyim yani biraz daha işte tehlikeli, biraz bıçak sırtında yaşayayım falan gibi motivasyonlarla normal bir sürü insanın uyuşturucu yaptığı motivasyonlar kullanabilecek bir şeydi o tamamen senin e, toplumdan soyutlanma gibi bir ihtiyacın, ne de en azından meyalin olması lazım gibi geliyor yani. Abi e, e, polisler şeyde şeyle de uğraşmak istemiyordur, e, met. Matt... Kullanan insanın da böyle bokuyla püsürüyle uğraşmak da zor, tehlikeli olabiliyorlar çünkü. Yani hmm. bu evet. şey gibi bir muhabbet değil yani. Çok yüksek konsantre yüksek konsantre edilmiş psikoz gibi bir şey çekiyorlar yani. O harbiden şeye benzemiyor. Ee, başka kimyasallara benzemiyor. Yani mesela şeyde falan yine bir derece daha e, temizlik yapabilirler. Atıyorum yani işte eroin, eroin denine girdin. Uyuyor insanlar genelde. Zaten Aynen. ayakta duracak halleri falan olmuyor yani. Ee, ama burada tabii daha şey gibi bir durum. Var. İşte her birde crack gibi bir durum var yani. Onu bir onu, onu bir çektikten sonra zaten şey gibi aşırı derecede st stabilizasyon diye bir şey söz konusu değil. Zaten böyle bir karakterine de anında etki eden bir şey. O yüzden ee, bilmiyorum. Ben bir tık şey gibi yapıyorum yani. Bir tık tehlikeli buluyorum ya ben bu met epidemine. Ee, abi ben biraz şeye geldim, bu mevzuat konusunda yani bu bu, bu konularda e, kesinlikle şeyin bağımlılığın genetik e, bir komponente olduğunu tek bunun açıklayıcısı olmadığını ama bazı insanların bir şeylere bağımlı olmaya meyalli olduğunu hem psikolojik hem de bence genetik olarak genetikte yani biyolojik olarak yani fizyolojik olarak bir şeylere bağımlı olmanın e, şeyinde olduğunu düşünüyorum. Ve ee, bazı insanların da gerçekten toplumdan kopma ihtiyacı, yoğun bir toplumdan kopma ihtiyacı hissettiğini varsayıyorum. Yani bize karşı bir genelde bu bu kuvvetli şeyi hissedenler zaten toplumdan bir noktada kopuyorlar. Ee, o yüzden yani bunu bir şekilde treat etmek gerekiyor bence. Yani polisle morisle falan mı girmek lazım? Emin değilim. Bana o çok orası çok adil gelmiyor yani o bu mevzulara ne bileyim, doktorla falan girmek ha, yok lazım canım. gibi geliyor. Ben şey anlamında dedim, soka sokağı temizlemek için dedim yani. Evet Etmerciğim hoş geldin. Vayratı plus olmuş Yok ben Şey, e, senin senin dediğin de isten anlamadım ya. Yani ben bu bu konular bir şey oluyor hakikaten e, bir, bir bir sıkıntı çıkartıyor. Onu nasıl, ben de çok kafamda çok emin değilim. Yani e, ama şeyden işte biraz sadece şey hissediyorum. Yani. Ee, polis girdiği zaman şişinen, yani kriminal bir vaka yaptığın zaman o insanları zaten halihazırda toplumun dışına çıkmak için bir meyal güden insanları Daha da iyice kovalamış olursun dışarı. Onun hiç dönüşü yok. Artık bir de çünkü o hapse girdi mi yani üzerine bir sabıka eklendi mi artık iyice şeyi yok yani falan. Biraz Ya met gibi, ee, met gibi ya da işte eroin gibi e, yüksek e, sert e, hard drug denilen şeyler bir yabancıyla hı. yaşamak gibi, bir gölgeyle yaşamak gibi. Yani bir kere kullandıktan sonra o e, senin sürekli olarak hayatının parçasında oluyor gibi. E, ve çok zor oluyor onun gölgesinden çıkmak yani. O yüzden genelde şeylerde özellikle ben biraz baktım, araştırdım. E, Metin rehabilitasyon oranları çok düşük abi. Hani eroinin bile daha yüksek biliyor musun? Met bayağı şey hmm. e, çıktım ve recovery'deyim ee... ve kullanmıyorum. oranları aşırı düşük. Oğlum zaten yoksunluğu bunların biyolojik olarak sarsıcı değil mi ya? Yoksunluğundan ölemiyor musun bunların? Ben çünkü şeyi biliyorum. Şiddetli... Eroinin yoksunluğu için daha soft bir opium veriyorlar hastanede. Evet. Neydi onun adı? Bir tane var onun. Adını unuttum o verdikleri maddenin de. Yani sen eroin yavaş yavaş kop diye eroinin küçük bir versiyonunu veriyorlar sana hastane doktor kontrolünde. Tabii canım. O çok Sert bir şey yani gerçekten. Şeylerde de öyle. Çok sert eski 90'larda yazılan antidepresanlarda da öyle. Bırakacağın zaman sana böyle daha şey gibi yapıyorlar. Daha böyle düşük tesirli antidepresanlarla falan küçük küçük böyle bıraktırıyorlar. Anında şey deniyor ona. Hmm. Onun Türkçe bir karşılığı var mı? Cold turkey, cold feet. Evet. Birden çat bir diye çat çat doğru lan. Ne kadar salakça bir şey Aa. dedim. Çat diye bırakmak. <laughs> Estağfurullah. Çat diye Türkçemizi unutmuşuz. Güzel Türkçemizi <laughs> unutmuşuz kardeşim. Ee, çat diye bırakmak tehlikeli olabiliyor. Hakikaten artık böyle çünkü şey gibi biraz. Senin senin e, simbiyot gibi yaşıyor seninle birlikte o yani. Tabii. Her şey öyle zaten. Tütün de öyle abi mesela. Turnutun yani en yani hoş geldin Turnutun. Yani en e toplumsu olarak açık ara en kabul edilen bağımlılık tütün, mesela yani vezar yani keyif verici madde şeyinde çok 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 küçük bir keyif veriyor <laughs> ama yani o da ayda yılda bir zaten toleransı hemen gelişiyor falan ama yani tütünde de mesela aynı e, şeyler işliyor yani seni e, çok simbiyotik bir ilişkiye çekiyor bir noktadan sonra. Çok nasıl bir şey belaymış ya nasıl bir belaymış ki bu sigara şeytan icadı yemin ediyorum var ya şeytan icadı. Yani evet. kimin ilk aklına gelmiş de ben bunun arasına bunu koyup da tüttürürüm falan diye yani şeytanın aklına gelmez. Güney Amerikalılar. Çok fena be abi. Yani bildiğin... Güney Amerikalıların aklına gelmiş. Ondan sonra Avrupalılar, Avrupalılar işte ilk oraya keşfedince 16. yüzyılda Avrupa'ya gelmiş. Hem, hem sigara hem de Coca-Cola. Yani şeytanın hakkında çok şey ya. Yani dünya üzerinde en çok para kazanan şeyler ya bunlar. Ee, insan i̇nsan üretimi. Tüketilebilir şeyler ya zarar verici. Çok böyle evet. bir şey gibi oluyorum bazen. Canımı sıkıyor yani bu konu. Bayağı bildiğin sigara içmeye başlayınca parmağında oyuncağı oluyorsun sigaranın namına koyayım yani. Abi ben 3 aydır içmedim. Ha, nasıl evet. gidiyor? Hiçbir formunu Abi şöyle gerçekten çok açık yürekli söylüyorum. Hiçbir aktif istencim yok. Eee. Yani herhangi bir vape bir şey hiçbir şey tüketmiyorum hiçbir aktif istencim yok Yanında içiyorlar umurumda değil alkol alıyorum canım çekmiyor. Zaten artık rahatsız Ama ediyoruz kokusu hiç... falan. Tabii tabii aynen öyle bu arada ee, artık kokusu şey olmaya başladı ee, abi burada içmeseniz mi falan adam olm olmaya çok az kaldı. Ne kadar büyük bir ee... haksızlıkmış değil mi? Bununla ber ya evet ama ben onun evet onun annoying yani eşi, sinir bozucu bir şey olduğunu kabul etmekle beraber onun onun haklı olan kısmın her zaman sigara içmeyen insanlar olduğunu da e, kabul ediyordum yani hani ay, üf falan üfleyip üfleye de olsa hani gidip bir şey yapıyordum Yok, ama. Yok ben de öyle bir şey demedim zaten de yani bunu sigarayı bırakınca fark ediyorsun çok rahat seçici bir şey abi hiçbir yerde evet, hiç, yani <laughs> arkadaşlarına oturamıyorsun ev ortamında hiç, sigara içenler varken oturamıyorsun bok gibi kokuyor iğrenç bir şey yani harbiden. Hı hı. Ben kesinlikle e, şeyin ilaçların daha da farkında var ardını konusunda katılıyorum. Yalnız abi şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Ya şey şüphesi her zaman içinde var ha bak gerçekten. Onlar bir gün ben bak yani bunun inşallah olmaz. Buradan açıktan bırakıyorum inşallah olmaz. Bir gün ya şey korku hikayelerinden biri olursam abi çünkü böyle var bir ya insanlar. Dört ay bıraktım döndüm. Altı ay bıraktım döndüm. Bir buçuk yıl içmedim sonra başladım geri. Ben çok korkuyorum onu Bir daha bırakamam çünkü ben bunu uğraşamam yani. Çok zordu ya. Hmm. Bak yemin ediyorum sana. Ya bir takım şeylerden çıkış yapıyorum hayatta zaman zaman böyle hoşuma gitmediği zaman. Hani bunların şekilleri, formları değişiyor. Bu World of Warcraft da olabilir. Mesela son zamanlarda böyle cipsten koladan falan da çıktım biraz. Yani çok sert bir anda şey değil ama ya aşağı böyle ya abi bu hoşuma gitmiyor artık falan olmaya başladım. Bunlar küçük küçük çıkışlar bilmem ne gelebiliyor. Ya da mesela bazı maddeler de beni dışarı tükürüyor. Mesela kahve. Çok kahve içiyordum. Bir noktadan sonra ikinci, üçüncü kupadan sonrası çarpıntı yapmaya başladı bende. Artık o yüzden bir iki iki, iki kupa günde. Bir iki barda yani iki e americano falan espresso bazı şeylerde iki tanesi falan içebiliyorum. Bu seviyeye geldim. Ben ona böyle ben azalttım gibi hissetmiyor. O beni bıraktı. O artık dedi ki yapamıyorum falan. Oğlum sigarayla ben kavga ettim bıraktım. Yani şey, kandım, kendimi kandırmak için e, ağzıma emzik mi almadım aman aç karnına içmiyorum diye numaralar mı yapmadım bir şeyler bir şeyler falan. Ağzına emzik ama. mi aldın? Evet ya vapeler işte yok mu o şeyler. Okay. Ee, adı ne onların? Hmm. neyse Adı neyse ne işte o küçük vapeler Vozol. Falan ha bravo vozol. Ee, aynen. Öyle işte yani zordu yani bir daha topa girmek istemiyorum. Ee, o yüzden inşallah şey hikayelerinden biri olmam ee, abi 6 ay sonra geri döndüm Ben <laughs> Üç yıl sürdü ama geri döndüm falan inşallah ben biliyorsun sosyal olarak içiyorum Evet alkol alkolle falan içiyorum geçen seçimde de e, bir keyiflendim içtim bir iki gün paket almıştım e, şey yaparız diye ya, uzun zamandan sonra ilk defa paket aldım da hani seçimleri izlerim biraz sigara falan yaparım diye e, gittim içtim. Sam Ed evet, hoş geldin ikinci senesinde. Hoş geldin. Yani şey level'ındayım tabii ki sigarayla olan ilişkimde. İşte rakı masasında içiyoruz falan noktasındayım. Sosyal içici noktasındayım. Ama evet bu sosyal içicilikte de belirli bir mesela şey gibi şey gibi oldu bende. Şöyle bir, bir yere otursak bir şey içsek de sigara içsem gibi. Anladın mı? Hı hı. Ee, evet. Ben de işte aç karnına içmeyi bıraktığım için yemek söyleyeyim de sonra sigara içerim olmuştum bir süre. Sen, nereden? Ne? Peki sen birden bire bıraktın gibi oldu. Ne oldu yani? Ben orayı biraz kaçırdım. Bir gün geldin ve ben içmiyorum ya falan gibi yaptın. Abi şöyle oldu. Ee, ilk i̇lk işte emziye geçtim. Emziye geçince bir takım el hareketlerini eledim. Bir ay buçuk ay falan vozolu kullandım. Ee, ondan sonra aç karnına içmiyorum mu döndüm vozol Bozoğlu biraz el alışkanlıklarını... Çünkü abi bunu bu arada kulakları çınlasın. Yıllar yıllar önce Jesus King, e, Kaan abi bizim oyun gezerden. Kaan abim, Kaan abim ya. O sigara sigarayı bırakırken o söylemişti abi. El hareketlerini siliyorum diye. Aklımda kalmış bak yıllar sonra ben de aynısını yaptım sigaraya başlarken. Yani çünkü diyor bir takım refleksler işlenmişti. O zaman o sigarayı bırakmaya çalışıyordu. Öyle anlatmıştı. Yani tam mesela diyor işte atıyorum. Ne bileyim oyun oynuyorum. Load ekranına giriyor. Çat elim uzanıyor o pakete. Bir tane sigara yakıyorum. Ya da işte bir kahve koyuyorum. Kahvenin yanında çat hemen bir tane sigara yakıyorum. Yani yemekten sonra şu an elim oraya gidiyor. Bunlar el refleksi bunların bir bölümü. Gerçekten senin psikolojik istediğin şeyler değil de. Yani ikisi beraber çok iyi gidiyor diye aşırı düşündüğün şeyler olmasa bile el refleksleri yani falan. Abi arkadaş ilk önce işte o Vozol'la beraber o el refleksleri gitti abi ne bileyim mesela şey falan gitti işte otobüs bekliyorum bir sigara sarayım anladın mı hani işte yol yürüyorum yürürken bir sigara sarayım falan o el hareketleri bitti bir yandan nikotini alırken ee, ondan sonra işte o geri kalan şeyde tekrar hala bir nikotin şeyi devam edince aç karnına içmeyeyim işte günde 3-5 içkiliyken daha fazla bir de işte yani falan derken işte orada abi e, şeye düştüm ben de o zaman işte sigara içmeye gideyim içeyim arada işte sigara içmek için yemek yiyeyim falan böyle homini kurtulak yemek yedim Erdem hoş geldin bir de bunun bir bölümü uzak Asya'ya düştü abi çok ucuzdu her şey orada o yüzden çok yedim yani, yani eve yemek söylüyordum patır kütü Abi hmm. beni beni çok çok şey bozuyor ya. sen burada devam hmm. edecek misin? Pardon yine böldüm seni. Şeydi abi sadece işte en sonunda da şöyle oldu. En sonunu söyleyeyim. ben yavaş yavaş böyle yani ben gerçekten bir şey umudu kesmiştim bunu bırakabileceğimden. Hoş geldin Arda. en son yıl başında böyle sardığım sigaraları yarım bırakmaya falan başladım abi. Yılbaşı gecesi. bu geçen yılbaşı yani. Ondan sonra ertesi gün kalktım böyle baktım. Okey yani artık böyle çok şey yapmaz. Günde bir tane içiyorum ve sonra yarım içiyorum. Beceremiyorum falan derken abi yılbaşından bir hafta sonra mı? Bir 10 gün sonra bir Ne böyle hep beraber bir şey toplaşması yaptık işte. Evdrak'ı toplaşması yaptık Ankara'da. Batı kentte. Ee, orada abi ben kendi kendime eşe diyorum ya herhalde ben şey adam olacağım yani içkili günlerde sigara içerim sonra içmem. O akşam abi ee, Rakır içilirken bir tane sigara sardım. Bir önceki gün içmemişim neredeyse hiç falan ya. Böyle bir 20-25 saat olmuş arası böyle bir hiç içmeyişimin. Abi içime nefes çektim günü o. Bir iğrenç bir tat geldi ağzıma. Böyle bir o, o ağzım... Bak hala mesela çok uzun süre sigara... Arada canım sigara içtiği zaman o tadı hatırladım. Ağzımın içine... Çünkü tat... Sigaranın şöyle kendi kendine için şey gibi huyu var ya senin tat şeylerini sikiyor ya. Tat alma yerlerini. Dolayısıyla evet. o tat alma yerlerini siktiği için sigaranın aslında ne kadar kötü tat, tatlı bir şey olduğunu unutuyorsun. İğrenç bir tat gel lazım dedim bu ben niye yapayım bunu? Çok kötü yani bu. O yüzden en son sigaram oydu işte. Öyle bıraktım yani. Abi ben arkadaş çevremden şikayetçiyim. Ne konuda? Çünkü ben şimdi mesela şu anda altın umuttayım. vape ee, içiyorum sadece. Ee, ve hani ayın işte yarısında buradayım. Bir beş gün falan İstanbul'da oluyorum yani. Ve İstanbul'a gidiyorum. Orada e, Geek Yapar stüdyolarında podcast çekiyoruz ya. Hı hı. Bütün hepsi içiyor abi. Mesela İsmail gelir gelmez şey diyor. Sigara içeceğim bir günah diyor mesela bana. Ve yani tamam. şey yapıyorlar beni. Enable ediyorlar beni. Erenler yap içiyor. Hep böyle beni hep balkona çıkıyorlar. Aralarda içiyorlar. Beni de çağırıyorlar. Evet. Enable olma. Ama ediyorlar. Ama olma. Sen her edilen oluyor musun? Ama işte yani evet. o Hayatımdan onu çıkartsam sadece rakı masalarında içen bir adam olsam çok daha iyi olacak gibi yani. Beni sürekli... Bu, bu, hıntle, bu hıntle niye hepsi sigara içiyor? Biz niye bu konuda bir şey yapamıyoruz? Ortak bir e, parti gibi, siyasi parti gibi bir şey olamıyoruz. Abi içmeyin. Biz artık siz sigara içtiğiniz masanızda oturmayacağız falan gibi bir şey. Niye yapamıyoruz? Abi it gibi, it gibi sigara e, çünkü, içiyor hepsi. E, yani bu böyle yapılarak çözülen bir şey değil maalesef. E, yani bana da ben sigara içerken böyle yapılsa ben de abi kusura bakma yapacağım bir şey yok falan derdim. çünkü bu bağımlılık. E, yani o yüzden bence herkes kendim e, şey ne? Müsellim mi? Sorumlu. Sorumlu diyeceğim. abi. Onu kelimesi bulamadım. Evet. Yani e, şöyle bir durum var abi bu arada. Yani e, bir noktada ben bugünün gelmesini çok büyük Gerçekten içinden gelmeyeceği bir güne doğru koşmak lazım. Yani kendini nasıl kandıracağını artık bilmiyorum. Bunun kitapları var, bilmem var falan. Ben gerçekten bugün yani her seferinde küçük testlerle kendi kendime alkışlı yani böyle yapmak lazım. Mad Men izliyorum mesela tekrar Mad Men dönmeye başladım. Mad Men'de ben ne sigara içerdim reis. Mad Men'de ne güzel sigara içiyor çünkü orospu çocukları. Böyle cadır cadır cayır cayır sigara içiyorlar. Onu şey yapamadım. Mesela Mad Men izliyorum. izlerken böyle hiç böyle lan aa falan olurdum. Hiç istemedim. Dedim okey güzel bir noktada açmışız. İnşallah sende de böyle adım adım gelecek inşallah sende böyle. Ee, mesela sana diyecekler ki abi geliyor musun bir sigaraya sen diyeceksin ki yok kanka eyvallah sağ olun ya da geleyim hatta daha da cool'u ee, geleyim abi ama eşlik edeyim size ben içmem. Ya ben kokusundan Çünkü... bende şey var bu arada ben rahatsız oluyorum kokusundan ortamda da durmak istemiyorum kapalı alanda içildiğimde de rahatsız oluyorum. Oğlum sen kokusundan bu konuda kanalımın en garip insanlardan birisin sen kokusundan günde bir paket içerken de rahatsız oluyordun. Evet. Bu çok ilginç bir şeydi. Mesela bizi azarlardın. Ee, hep beraber mesela 15 kişi amına koyayım aynı evde kaldığımız günlerde mesela gençlik günleri. Sen herkesten geç uyandığın zaman senin uyuduğun odada sigara içediğiniz hep bizim ağzına sıçardın. İğrenç mesela... bir şey çünkü ya. ya. Öf. Kalkıp sen de ama ilk sigara yakıyordun. <laughs> kendi sigara kokumu o, o... ama işte kendi kendi sigara kokumdan rahatsız olmuyordum da diğer insanların içmesinden rahatsız oluyorum. Şey çok kötü abi. Sabah sigara kokusuna uyanmak gerçekten de korkunç bir şey ya. Yani Evet. Mesela bende hiçbir zaman şey olmadı. E, sabah uyanıp oğlum bak Barış sabah çocuk uyanıyor. Uyanır uyanmaz bak ne bir yüz yıkama ne bir diş fırçalama. O ağızla hemen sigara içiyor. Koltukta doğruluyor ve hemen bir evet, sigara onu... yakıyor. Mesela ben, ben de de yapardım onu çok. Evet sen de yapardın bunu. Ben de en azından bir belirli bir proses var. Ben uyanıyorum sabah, yüzümü yıkıyorum, dişimi fırçalıyorum, bir yemek yiyorum önce. Ondan sonra bir tane sigara içiyorum mesela. Hani öyle olmalı. Onun dışında ama böyle o şey leşliği çok kötü. Ee, kokusu falan sabah böyle hiçbir şey daha yemek yememişsin, toksun falan. O sigara kokusu çok rahatsız edici geliyor bana yani. Tabii canım ama çok saçma bir şey evet. bu arada. Katılıyorum abi. E, kendi, kendi sigara kokunla kendi sigara kokun beni rahatsız etmiyor ama başkasını rahatsız ediyor bir de şeyden rahatsız ediyorum rahatsız oluyorum e, dolu küllük ben kül küllük, yani kü, küllükte bir tane bir tane bile olmamalı küllükte bir tane bile olmamalı evet. millet sigara biriktiriyor küllükte ayar oluyorum ona ee, çok kıymetli dostumuz Özgün'ün eee Rıhtım'daki o eski evinde o binada yok artık Sanat sanat eseri, eseri canım. O, o küllükler sanat eseri. O inanılmaz küllükler, o ne küllükler bir iki oda amına koyayım oraya var ya. Yani yaşanmışlık, yaşanmışlık üstüne o ne küllükler oluyordu orada ya. Abi ben hiç Oğlum o ev nasıl bir evdi Ben ya? hiç o evle ilgili hayatım boyunca hiç unutmayacağım yegane hikaye şu. Bira içtim. Cam kenarına koydum. Hı -hı. Altı ay sonra geldim. bir şişesi oradaydı. Oğlum <laughs> evet. bu hikaye benim lan. Hayır bende de, ben de, de oldu aynı şey. Hay senin Senin eski Oğlum, çok Seninki daha şey değil miydi? Benim de var böyle bir hikayem çünkü. Seninki. Abi bak senin de var böyle bir hikayem. Benim de var böyle bir hikayem. Biz bu hikayeyi birbirimize de anlattık. Bence yayında da anlattık. Seninkinde bir makarna var diye hatırlıyorum ben. Ben makarna, çünkü ben şöyle hatırlıyorum. Makarna mı var? Şöyle bak. Acaba bir Şu, na, bu şöyle. bu bu hikaye hiç olmadı mı acaba? <laughs> bir şey bilmiyorum. Yok yok. Ben ben şöyle bir şey hatırlıyorum abi kendiminkini. Çok hatırlıyorum. Ee, yatağa uzandıydım. Bira içtiydim. Ondan sonra sağ hemen yatağa uzanınca Özgün'ün bilgisayara doğru bakarken sağında kalıyordu pervaz. Pervaza koydumdu birayı. Hatta yanının evet. tubor kutu diye hatırlıyorum. Evet kutu pervazda Pervaza... doğru. Koydum. Sonra ben zaten Ankara'dan gelip gidiyordum ya. Ben takıldık gittik Ankara'ya döndüm. 3-4 ay sonra bir sömestr tatilim bayram mı ne? Tekrar İstanbul'a geldiğimde aynı biri aynı pervaza duruyordu. Bendeki hikaye bu. Bir yandan da bunun bir versiyonunda e, bir yerlerde bir tencere bir makarna bırakıldı ve o birkaç ay sonra tekrar oradaydı diye bir, bir hikaye de hatırlıyorum. Bunun bir başka versiyonu olarak. Bilmiyorum. Yani bu bence seninki makarnalıydı benimki bir alıydı. Biz anlatarak bu hikayeleri karıştırdık. Ama abi günün sonunda bir tane bir fact var. Ee, bu da o evde bırakılan şeyler kaldırılmıyordu yerden. Evde <laughs> bir şey bir şey olduğu zaman o evde kalıyordu yani aynen. Sen yüzde yüz eminsin değil mi bu hikayenin senin başından geçtiğine? Abi 15 sene olmuş yani yüzde asla emin değilim ama yüzde seksen verebilirim sana. Ben de yüzde yani seksen de, ben, ben de verebilirim. O da, abi kanka oluyor bazen bir e, bu, yani şey de oluyor olabilir. birimizin başında gelmiş sonra diğerini anlatmış içselleştirmiş olabilir. Kafam yani, karıştı şu anda. Sek. Bak ben de hiç makarna olayı bende yok mesela makarna. Evet ben ben de makarna yüzde ya makarna ne biliyor musun Bob Mortimer'dan bir teşbih alıntılayacağım da böyle bir e, cam bir camın üzerine hafifçe silikçe bastırılmış parmak izleri gibi. Makar yani makarna yok arası. Makarnalar var bende. Tek bir makarna yok. Yani hayatım evet. boyunca karşılaştığım e, arkadaşlarımın hmm. bekar evlerindeki terk edilmiş ve mantarlanmış makarnalar var. Şöyle bir şöyle evet. bir makarna evet. hikayem var. E, galiba bu senin başına geldi. Senin senin şahsi hikayen bu da. E, sen tencerende bir tane organizma tencere atmıştın. İçi makarna dolu tencereye evet, atmıştın. Evet tencere attım ben. Evet abi tencere attım ben. İki kere mi ne yaptım evet. bu arada. Çok kötüydüm ben ya eskiden o konularda. Özellikle Atina'da tek başına yaşarken kanka ben bayağı ilk ucunu Oğlum ben iki kere benim başıma geldi bir yüzüncü yılda öğrencilik evinde bir de Atina'da tek başına yaşarken... Ee... Buzluğumu böcek bastı benim. Buzdolabını bir kere komple bastı. Buzdolabı evet. çok kötüydü de buzluğumu bir kere çok şey. <laughs> çok kötüydüm ben ya eskiden o konularda. Bununla ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. Şeyim yoktu yani. Kanka nasılsın? İyiyim amına koyayım. Buzdolabını böcekler bastı. Onunla uğraşıyorum. Zülküf evet. hoş geldin. Evet. hoş ee, geldin Zülküf. Ama şey şey bende çok net var. Yani makarna makarnalar serisi. Series of unfortunate makarnas. <laughs> Evet. Ee, yani mesela şey şöyle bir makarna Hikayemde hikayem de var Biz böyle baya e, 2007'de falan 2008'de Klan gibi yaşıyorduk ya e, Baya bildiğin Hı -hı. eski Arkadaş grubuyla Helan İsmail öyledim. hoş geldin Aynen aynen e, Bir tane bizim şey vardı e, Arkadaş vardı Onun makarna onun böyle inanılmaz e, Tereyağlı mı artık Margarinli mi hatırlamıyorum İki kalıp margarin mi atıyordu tereyağı mı atıyordu bir şey çok lezzetli bir makarnası vardı öyle ama ölüm makarnası diye bir şey ve evet, çok... ben bunu kimin yaptığını hatırlıyorum. Bunun evet, evet. yani şöyle Erenköy'deki evde değil ama bu bu da mesela. O, o ölüm makarnalarını e, o ölüm makarna şeyin spesiyaliydi. Nikini versem sorun olur mu acaba? Dualcan. Ama niye olsun ki? Dualcan. Dualcan'ın aynen. Dualcan'ın spesiyali. <laughs> Dual Dualcan doğru. Evet evet. evet. Evet Onun abi ne yapıyordu ya çok lezzetli oluyordu o makarnalar ama iki, Hı -hı. iki kalıp margarin mi atıyordu ne yapıyordu? De, kesin bir kalıp atıcı yani ikiyi atmışlığı da vardır da ben ben sadece şunu hatırlıyorum. Margarin ben mi tereyağı mı? Tereyağı diye hatırlıyorum ya Değil belki mi? de ama tereyağı alamıyorduk da margarin atıyordu ne bileyim orasını belki o gastronomik detaylarına hakim değilim konunun ama şeyi çok ne hatırlıyorum abi ben ilk defa böyle sizin arkadaş o zaman sizin arkadaş grubu benim için işte öyle yeni yeni girmeye başladığım zaman hadi hep beraber gidelim abi duacının makarnasını yiyelim diye bir event açıldı. Böyle oturuyoruz yani bir yerde hep beraber gidelim de dual makarna yapsın bize diye kalkıldı bir yerden. Ben, sonra ben dedim o ne güzel abi ne, neli yapıyorsun falan dedim beni uyardı. Abi dedi ben dedi çok yani bizim çocuklar çok sever makarna ama ben dedi yani bir kalıp tereyağı makar margarin neyse artık onu atıyorum. Hani kalp mal psik... yani ölüm makarnası o yani haberin olsun falan diye gittik yedik hakikaten de çok güzeldi. Ama yani hani iyi ki bir kere yedim ben bir kere yedim onu sanırım. Hayır bir de herkes hani ne kadar olsam... herkes makarnanın ne kadar zararlı bir makarna olduğunu biliyordu ama lezzeti o kadar iyiydi ki şey gibiydi biraz. Ya evet hani sigara içmek evet. gibiydi. <laughs> evet bir de abi bu hikayede şey detayını da çok altını bence yani çizmezsek olmaz e, o, herkes bu hikayede 19-21 yaşları arasında. Dolayısıyla zaten yani e, damar tıkanıyorsa da ertesi gün açılıyor ama koyayım. Metabolizmalar hızlı çalışıyor. Bir de sikinde değil. İyisinin kötüsünde bilmiyorsun. Hayatta kuru yemek yememişsin yani anladın mı? Çok yağlı olunca güzel geliyor falan yani. Bu arada etkinlikler şey, abi Facebook'ta otoboka etkinlik açılırdı hatırlar mısın? Evet Facebook kullanıyorduk bir ara ya. Bayağı bildin evde evet, evde bu, dümdüz böyle... toplanma olacak. Facebook'ta event açılıyordu falan. Evet grup vardı işte Facebook'ta. Oradan konuşuluyordu. Ee, şeyler yapılıyordu. Özel mesajlar da Facebook'tan. Facebook. Çok ilgilistim. Ben Facebook bitmeyecek zannetmiştim ha bir ara. Bitmedi yani aslında. artık şey gibi bir şey ya, değil mi? Ya bitti ya. Yani evet, bitmedi de bitti ya. Biz yani kullanmıyoruz şey diye öyle geliyor. Yo yok ama kimse kullanmıyor. Yo babam yani şey babam gibi... çok aktif kullanıyor baba. Bizim nesilden kimse kullanmıyor. Dedeleri, i̇şte tam bize amcaları dayıları kaldı İşte Aynen. tamam bize bize şey gibi değil. Yani bizim bayağı bildiğin deli gibi kullanılıyor şu anda. Biz kullanmıyoruz. Evet evet ama e demek azan onu diyecektim ben de. Yani şey gibi bitmedi abi, MySpace gibi, Yonca gibi bitmedi yani anladın mı? Onlar çünkü bitti ya. Yok oldu. Hani hani hiçbir şeyi kalmadı. Bunlar işte Facebook'ta hani bizde bitti ama Facebook bir ara bizimli ya. Hani biz en çok biz kullanıyorduk. Yani bizim nesil. İşte internetin, internetle büyüyen çocuklar falan. Bizle popüler yani. oldu. Bizle popüler oldu ama hiç şeyi yok yani. Ee, şu an hiç karşılığı yok bizim. Yani şu an hakikaten sos, yani Facebook'un şöyle bir stigması var. Abi, Facebook sosyal medyadan anlayan, sosyal medyada aktif olan internet kültürü yüksek insanlar Facebook kullanmaz. Kimler kullanır? İşte babalarımız, annelerimiz, interneti bizim öğrettiğimiz yaşlılar, Falan Orada işte Facebook'tan MyNet OK falan oynuyorlar. İşte mezenformasyon takip ediyorlar falan. Öyle yani. Oğlum lan. Ee, çok enteresan hı? bir bilgi geldi. Hı? İzmir BDSM 666 abi geriden gidiyorum. Dual can makarnaya et bulyon atıyor yazmış. Bu doğru. Bu doğru. Sen nereden? <laughs> bu doğru. <laughs> nereden biliyor oğlum? Bu doğru. Ya ben hatırlamıyorum. Ama bu eminlik nereden geliyor? Biz tanışıyor muyuz İzmir BDSM 666 ile? Ben hatırlıyor gibiyim. Sanki çok böyle şeyden geldi gibi. Çok böyle dalaktan hatırladım gibi birdenbire. Et bulyon gelince. Olabilir. Bilmiyorum. Olabilir ee, abi. Şey ama benim o eradan çok tuhaf videolarım var. Çok tuhaf şeyler yapıyormuşuz. Baya böyle bildiğin hamburger gecesi. Kötü hamburger gecesi yapmıştık mesela. Sen yoksun orada da. Ya da var mıydın kötü hamburger gecesinde? Yok sanmıyorum ya olmayabilirim. Hmm. Bayağı baya bildiğin o çok güzel YouTube yaparmış o ekip bu arada. <laughs> YouTube olsaymış o dönemlerde popüler Türkiye'de. bayağı bildiğin çok Abi, garip eventler yapmışız. E, o ekibin bu arada ben kasılıyorum da zaten o ekibin yani mesela o arkadaş grubun içerisinde kontent yapan çok oldu. Doğru lan. Al, evet. ufaklı. Ee, yani bizim kadar uzun vadeli yapan oldu. Ha şey yapıyor. Hala geçen ona baktım ya. Ee, o arkadaş grubundan Can Arabacı mesela oyun gezerde yazıyor. Geçen oyun gezer aldım lan. Yani aldım derken indirdim. What? Oyun gezer şey gibi modele geçmiş abi. Ee, PDF PDF oyun, olarak oyun çıkartıyorlar. Var mı hala oyun gezer? Var var. PDF olarak çıkıyor oyun gezer. Ee, ve işte şey gönlünden ne geçerse ne koparsa gibi bir model. İstersen sıfırları da indirebiliyorsun. Okay. İstersen işte bir 3-5 para atıyorsun falan gibi bir şey. Ben de ne yapıyorlar lan diye bir, bir Can arabacı yazıyormuş. Can Arapacı hatta yazışları müdürü mü? Öyle bir şey mi? Eser mi yazışları müdürü? Ama ilginç yani. Böyle aldım okudum biraz falan sonra şey oldum. E ya dedim bu, bit, bu bitti. Yani bitmiş bir şey yapmaya çalışıyorlar hala. Yani şey olarak demiyorum. Oyun dergiciliği anlamında demek istemiyorum da. Yani edebiyatı, şekli, ifadesi, ee, işte inceleme ön inceleme gibi kalıplar falan hani böyle, yo bu burası değil falan oldum ama böyle bir yandan da okey devam ediyorlarmış hala falan gibi bir şeye geldi. Ölen yani bir, ölen bir sanat gibi değil mi? Hayır böyle yani abi şey o şekli ya, kesinlikle evet şey olur ya böyle işte Eskişehir'e gidersin ve işte eski öyle yerlerde böyle Eskişehir'e gidersin <laughs> yani. orada adam işte özel bir şeyden heykel yapıyordur sorarsın hmm. işte emmi bu heykeli hala kimler yapıyor buralarda falan diye işte ölen bir sanat yani artık kimse bunu yapmıyor falan gibi şey yapar sanki hmm. değil mi öyle yani yani yorgancılık falan gibi yani abi şöyle oyun dergiciliği ilgili bir şey değil o bence mesela şöyle bir şey yapılsa yapılır mesela Sokrates'in oyun versiyonunu e, yapısı. ben yani mesela bana imkan verse can yayınları ben Sokrates'in oyun versiyonunu yaparım. çok da güzel olur. Yani biri de yapsa çok güzel olur. Ben yapayım da değil de yani çok çok yapılsa hani daha böyle işte dosyalar işte röportajlar, e, işte araştırmalar, eski retrospektifler, işte dinlenmeler, makaleler, uzun fikir makaleler Ama ön inceleme, inceleme, haber, donanım o formülle gerek yok ki artık abi. Ben ben yani e, ne zaman abi yani ben video oyunu herhangi bir videonun incelemesini okumayalı veya e, yani yıllar oldu herhalde ya. Hani şey için geçiyorum yani. Hani ben dün okudum. Mesela, şş, ne okudun? Unicorn Overload. Hmm, nereden? IGN. Ha okey. Amaç. Bir yerden okumuşum. Evet. Çünkü e, aşırı derecede baseline bir inceleme okumak istedim. Oyunla ilgili. Yani. Okay. Dümdüz iyi mi kötü mü ne özellikleri var bana bunu anlatsın istedim ...videoda izlemek istemedim 15 dakika bunun için ve oturdum okudum okay. ve puanına baktım oturdum okudum ve on, hiçbir vereceğim kararda hiçbir şey olmadı etkisi olmadı <laughs> Saltuk Buğra hoş geldin ee, evet abi yani e, ya şöyle bak mesela şeyi ayrı bir kenara koyuyorum ya şimdi let's play'lerin çağında ya bence yapılabilecek bu işin en şey formu sen senin bir özel bir sesin olacak. Hakikaten kritik olacaksın. anladın mı Yani eleştirmen, bu işin eleştirmeni olacaksın ve onunla ilgili bir unik eşsiz bir e, sesin olacak ve o sesi dinlemeye gelecek insanlar. Which is Mesela video ben essay. 20 sene oldu. Tabi tabi. Ama şey review formatında yapılırsa video essay, e, yani video essay'in kalemi, yani kalemi değil de video ese video ese yapan o yazarın sesi olayı, yazarın kendi fikri özel hissiyatı, e, perspektif filtresini e, inceleme formatında yaparsan o o zaman o zaman işte sen bir sesi olan bir kritik oluyorsun. Tuğra hoş geldin. Mesela 20 senedir, yani 20 küsür senedir yani e, takip ediyorum. Hala da girip bakıyorum Zero punctuation Adam bence yani e, ya yaptığı şeyin biraz eğlence tarafı da var çünkü belli bir, bir şey de oynuyor. Hani incelemelerinde şakalar da yapıyor. Hani işte çok hızlı konuşmak hala bir gimmick falan mesela Zero Punk Shoeshin için ama bir yandan da yıllar 20 yıldır da video oyunları ile ilgili ortaya fikir koyma konusunda en özgün en ilginç seslerden bir tanesi şey gibi değil yani anladın mı? Bir ara çok kötü formu yapılıyordu bunun bu arada. Artık o kadar bir yerlerde yapılıyor bilmiyorum da yani. Geçen oyun işte grafikleri böyle de sesleri böyle de falan aman. Geçen geçen şeye baktım. Hangi eski eski dönemden hangi böyle e, globalde popüler olmuş oyun reviewerları hala iş yapıyor diye. Mesela şey hala, ha. hala popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemiş e, Angry Video Game Nerd. Angry Video Game Nerd ama evet de o şey tabi e, o, o daha böyle şey gibi yapıyordu yani eski oyunlarla ilgili hem bilgi de veriyordu falan onları inceliyordu da ama o da bir yandan da o mizanseni çok da yüksekti yani. Tabi. Hani bayağı böyle animasyonların şeyleri falan yaptığını hatırlıyorum yani. Hani güzeldi, komikti bu arada. O hakikaten o da kendine bir yol buldu devam ediyor bu arada. Film çekti oğlum, filmi şey varmış. Yapmadım. Angry Video Game Film bu... çekti, evet, evet. filmi varmış. Bayağı da kötü bir filmmiş ama yapmışlar sonuçta yani. Abi bir yerler evet, evet, YouTuber filmleri abi. furyası vardı ya hakikaten. Evet, e, bu bu arada bir aralar derken hala fok ufak, ufak var. Tam olarak da bitmiş değil geçen e, şeyin filminin afişini gördüm Ankara'dayken. Konuşanlar, konuşanlar adam mı? Konuşanlar adam mı? Yok, konuşanlar adam değil. Konuşanlar adam, youtuber filmi gibi değil. O sanırım, o adam zaten komedyen olduğu için o yani komedi filmi yazmış. Ee, şey Ay karı koca youtuberlar abi. Ee, kız, kız 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 mavi gözlü ee, çocuk. Bir oha diyor, şey oha, di, oha diyorum mu? Hayırlan. Ee, e, tamam tamam tamam. Şey e... unuttum aşırı sempatik çift. E... Ceyda Fırat. Bravo. Evet evet. Aynen. Evet. E, ki, bu bir insan değil. Ceyda ve Fırat. Onların bir tane bir e, filmi gördüm. Hep ofisine gördüm. Onlar, o, onlar e. ama on, ama şey o, şey oyuncu onlar. O sayılmaz gibi bir tık yani. Biz daha böyle YouTube e, abi, YouTuber çizdi, YouTuber o, ya, gibi kanka, olması lazım. E, e, evet ama bu şuna benziyor. Yani o oyuncu tamam oyuncu tabi ama bir yandan da ben yani şu an sokak röportajı yapsak Türkiye'de desek ki bu Ceyda Fırat çiftinin mesleği ne sizce ben oyuncu kaç iş diyecek yani hmm. onda bir iyi Oğlum, youtuber derler yani ben bir yani ara... bu şeye benziyor biraz abi tabi yani he Danla mesela sorsak böyle halk röportajı yapsak şimdi millet kozmetik firması sahibi mi diyecek yani işte influencer ben deli gibi izliyordum bir ara onların videolarını çok sarıyordu. Böyle öyle bir akıp gidiyor ki, hmm. öyle bir akıp gidiyor ki o videolar. Bir ara çok net izledim ve sonra şey gibi yaptım. Okey ya bu uyuşturucu gibi bir şey. <laughs> yani bundan şey yapmam lazım, çıkmam lazım falan dedim. Artık şey yapıyorum, izlemiyorum yani. Ama yine başlasam yine izlerim yani. Bir ara dönüp durup izliyordum çünkü. Aşırı pozitif vibes ama işte aynı zamanda böyle cringe değil falan. Cringe olmadığı için de çok güzel akıp gidiyor cringe olduğunda da böyle komik bir cringe oluyor falan o yüzden e, sonra şey yaptım gibi youtuber filmleri arasında unutulmaz Enes Batur yaptı videosun e, son kahraman Enes Batur Tabii. E, Enes Batur diye bir şey var mı lan hala bilmiyorum var mı bilmiyorum ne ya ben ya Enes Batur. eskisi gibi görmüyorum yani Enes Batur bilmiyorum Cumal Ceber vardı ama bir arada. O Cumal Ceber çocuk galiba bir Abi, yok oldu gibi oldu. Enes Batur bir yıldır video atmamış. Hı. -hı. Yatırım falan yapmıştır herhalde Hı -hı. bir yerden sonra artık. Ya abi zaten yani bir şey diyeceğim. Ee, Enes Batur'un kazandığı paraları bir noktada artık yani bir yere koymadıysa da e abi bir şey diyeceğim. Yani Enes Batur level'ında para kazanan insanların yanlış yatırım yapmaları falan için gerçekten çok gerizekalı almaları gerekiyor. Çünkü oğlum ev al kiraya ver işte otur yani. Almıştır. Bir aralar yani en kötü ya. Hiç... Tabii, tabii, tabii. Gündemine, Türkiye gündemine Türkiye gündemine falan şey yapıyordu. Amcasını buliledi falan diye hatırlıyor musun? <laughs> Kışkırtma. Ay terimine. abi ben o olayı çok net hatırlıyorum. O amcasını e, amcasıyla beraber amcasını aşağıda videoyu falan şey olmuştu Ya bunun sonu buysa ben böyle ünlü olmak istemiyorum olmuştum biliyor musun? Evet. Çok ilginç bir andı benim için. Hmm. Yani böyle şey his hissetmiştim. Bu iyi değil lan. Ben böyle yani böyle bir şey oynamak, böyle bir mizansenin içinde olmak, böyle mizansenin içinde olacağım diye bir takım e, yani o sınırları zorlamak falan öyle bu aralara girmek istemiyorum yani falan. O ya o zamanlar böyle şeydi yani yani iyi değil bunlar herhalde falan kafasında. Abi et Edpo öncesi inanılmaz paralar kazandı hmm. insanlar saçma sapan slime videolarıyla falan. Ve ve parsayı vurup giden de bir sürü insan oldu Hala Burak oyunda ısrarla devam ediyor e, Respect. Respekt <laughs> i̇lk, i̇lk büyük Türk <laughs> Türkiye youtuberlarından biridir o yani Evet. Ya. Burak oyunda izleyici sayıları düşmesine rağmen son kale Hala <laughs> devam ediyor Merhaba arkadaşlar Hatırlar mısın? Evet tabii <laughs> o, o, o getirdi zaten onu. Oğlum, Merhaba arkadaşlar en son abi çok iyi ya. En son FC kariyer 51 60 1200 izlenmiş oğlum. Evet evet. <laughs> Ve old school yapıyor helal, hala. Helal olsun. Türkiye'nin Helal olsun. Aykut Koç hoş geldin. Türkiye helal olsun. Türkiye'nin DSP'si olma yolunda gidiyor yani. Bir de bayağı şey falan da yaptı. Ee, estetik falan da oldu böyle değiştirdi tipi. Evet helal olsun Burak oyunda ya. Bir ara çok büyük ya, hakikaten Türkiye'nin en büyük YouTuber'ıydı yani. Evet. Eee Dur bakayım ne, ne bir şey diyecektim sana. Aa, aa, aa. Unuttum ya. Eski eski YouTube'da Apocalypse öncesi ama harbiden e, ondan sonra pek çok şey değişti yani. E, bütün formlar değişti falan. Şimdi şeyi kestiremiyorum. YouTube'da YouTube'da sadece şey var gibi. Mr. Beast artık çok büyük gibi. Bir tek o var hani. Gar, gar, böyle dev gibi bir şey. Tabii. Mr. Beast çok büyük. Ama Mr. Beast Mister Biz çok farklı bir şey yapıyor abi. MrBeast şey gibi yapmadı kendini. Hemen Locust gibi e, 18 kanal açıyor. Onların İspanyolcası şeycisi işte şaka kanalı ayrı bir ne MrBeast ayrı bir şey ya. Çikolata hani adam falan. Endüstri gibi girdi işini yani. Çikolata falan çıkarttı şimdi. Onların da bayağı kendi... Her şey çıkarttı abi bu adam. Kendi draması var onların da bayağı. Onların ekibinden birisi bir tane Andrej kızı mı diddlelamış bir şey mi yapmış tam takip edemedim şeyleri arada bir takip ediyorum. Çok ünlü Minecraft YouTuberları var. Onların sürekli olarak e, aylık Andrej e, çocuk draması çıkıyor. E, tuhaf hmm. tuhaf. O yüzden böyle şey gibi oldu. İşte Minecraft YouTuberları bir garip falan gibi böyle. E, işte Abi ben ben ha. Yok. Onları da böyle şeylerden takip ediyorum. E, takip ettiğim böyle bir iki tane şey var olayları mesela Moist Critical biliyor musun? Moist Critical. Hı uh hı. -uh. E, Moist Critical diye bir çocuk var. O çocuk böyle sürekli olarak her boku kavur diyor. Açıyor kamerayı, dümdüz konuşuyor, milyon izleniyor falan. Öyle şeyleri hep ondan takip ediyorum dramaları falan ben. E, kendim açıp bakmıyorum bile artık. Dümdüz anlatıyor. Bir de galiba bak şöyle bir şey de hissediyorum. E, o o çocuğun o çocuğun teyiklerine güveniyorum da falan galiba. Öyle bir ilişki de oluştu. Hmm. Ee, bunu yapmamam lazım. Ama evet böyle bir şey de kafamda oturdu gibi oldu. İşte böyle olmamalı ama. Yo yani evet oluyor abi evet biraz bakılı olmak lazım özellikle tekrar etme bakımından yani herkesi kırtık almak lazım son günün sonunda. Ama bir noktada bazı insanların fikirlerine güveniyorsun ve o, hani onu daha çok takip ediyorsun yani. Yüz, düzenli da olarak düzenli olarak takip ettiğin e, şey var mı böyle Take'lerini falan takip ettiğini ya da ne bileyim işte ilginç bir böyle düzenli olarak yeni video almış izleyeyim hmm. falan diyenler. Abi fikir olarak asla yok. Yani fikir ama ben fikir internetinde gezmiyorum abi artık. Fikir Kendim olarak, olarak de, dediğim çünkü, şey ya. Ilginç. Fikir olarak dediğim şey bir drama ile ilgili şöyle düşünüyormuş. Hani Aynen. Ak aktardığı şekli Aynen. doğrudur herhalde gibi. Hani haber kaynağı yani işte, gibi düşünüyor yani anladın mı? Evet evet herhangi bir fikir olarak... Şey de yok ama şöyle yani e, şu oluyor abi bende. <laughs> e, mesela bir konuyla ilgili Reddit'e bir şey atılıyor. Onun altındaki yorumların her birine bakıyorum. Eksi 327'e de bakıyorum. Onların oradaki diskorsa benim fikir olarak tükettiğim tek şey bu yani. Oradaki diskorsa anlamaya çalışıyorum. <laughs> e, yoksa yani kanaat belirten çoğu şey özellikle yani daha böyle bir tepeden Hani böyle yüksek bir yerden yani bana şey dandik geliyor artık biraz hani eksik geliyor yani. Reddit o konuda bence Twitter'dan daha iyi ya. Çok daha iyi abi Reddit. Yani Twitter Reddit, Twitter'daki yani abi... o etkileşim muhabbeti Reddit'te yok. Reddit e hakikaten insanlar ne düşünüyorsa o yani Anonim çünkü. Yani daha doğrusu anonim çünküden ötesi şöyle bir şey var abi Reddit hesabınla bir yere gidemezsin yani Reddit hesabının kendine ait bir ayağı yok yani e, Twitter hesabında işte 10 bin takipçin olur 5 bin Reddit hesabında takipçinin hiçbir önemi yok çünkü kimse senin kimse Reddit ana sayfasına girdi zaman Hım, bakalım Mert Günan ne yazmış ya hangi yorumlar atmış diye bakmıyor postlara bakıyor sabredit hala forumlara giriyorsun yani spesifik olarak yani şah, şahsının ön plana çıkabileceğin bir ortam değil Reddit dolayısıyla kimse şahsıyla ön plana çıkmak için atmıyor Mesela ben şeyi üzerinden sıyırmak ilginç geldi bana ilk Reddit. Yani çünkü çok uzun zamandır işte Twitter'dan, Instagram'dır falan hep oraları e, işte internet üzerinden iş yapan adı Yiğitçe Nerdoğan ad adamı olarak kullandığım için hani bir yandan da hep böyle bir blowback'i olur mu? Acaba şimdi fiyakam bozulur mu? Şöyle gözüküyorum ama böyle mi gözükürüm? falan gibi kullanıyordum. Mesela Reddit'te Nicki aynı herkes de görüyor bilir herhalde yorumlarını falan ama Reddit'te ilk başta öyle şey yaparken abi sonra bir noktadan sonra şu mantıklı yorum yapmaya başladım. Ya faydam dokunur Discord'a ya. Yani ben bunu biliyorum. Bunu şu an bu yapılan tartışmada bu eksik. Ben bunu gireyim de aşağıya söyleyeyim. ek bir bilgidir yani. Hani falan gibi öyle giriyorum araya. Hiç alakası yok. 10 upvote alıyor, 15 upvote alıyor. Sikim de değil. Ama 1 dolar tartışmayı 20 bin kere yani çünkü ben de öyle giriyorum yani. 20 reply'ın altına falan öyle merdiven girdiğin zaman ha falan diye ek, 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 ek derken böyle bütünlüklü bir resim oluşturuyorsun yani ortaya. Reddit, Reddit yorumları ben yani internetin en sevdiğim köşeleri Reddit yorumları. Özellikle de kaliteli diskaşınların geçtiği yorumlar çok iyi yani. Böyle eski Redditçiler de hala ağlar bağırır. Abi 2014'ün Reddit yok. Abi dik kapanmadan önce Reddit falan diye. Ben öyle de düşünmüyorum. Bence her hesap yani iyi komünite buldum mu iyi komüniteler kendi içerisinde tekrar şey üretiyor yani. Mehmet Başar 20 tane katıl ateşlemiş. Maşallah. Çok teşekkürler. Hoş geldin. İki Peki tane büyük geldin. drama var. Evet. Global. Evet. Ee, bir tanesi abi Puff Didi. <laughs> evet. Sapıkmış. Abi sapıktan öte böyle şeyler alegasyonlar havalarda uçuşuyor. Yok efendim dedi de Epstein gibi Mossad'ın ajanıymış. Yok efendim görevlendirilmiş e, bütün ünlülerin e, görüntülerini e, işte bütün gö bütün ünlüleri çocuklarla çocukları istismar etme noktasına e, böyle part Didi'nin partileri oluyormuş. Oralarda da böyle ünlüleri evet. çocuklarla Andrei çocuklarla bir araya getiriyormuş. Daha sonra onları kasete çekiyormuş. E, hala yakalanmadı galiba. Hala kaçışta. Bayağı evini falan raid'ler. Öyle mi? Benim bildiğim kadarıyla öyle yeni bir bilgi varsa ama evini falan raidlediler. dediler. Didi de kaçtı. Şu anda Amerika'da değil diye biliyorum. Yani böyle bir olay patladı. Bununla birlikte sürekli olarak geçmişe yönelik şeyler ortaya çıkıyor şimdi. İşte zamanında Justin Bieber demişti. Ee, Didi'nin partilerine giderken rahatsız oluyorum. İşte zamanında Alan Iverson'ın Didi ile ilgili dediği şey işte o partilerden hmm. e, bana menajerim demişti ki e, Didi'nin partilerinde sadece 15 dakika kal ve gece 2'yi geçtiği an şey yapma. E, orada durma falan gibi e, şeyler çıkıyor sürekli. Yok efendim işte Justin Bieber e, Justin Bieber yeni çıkar bundan 2-3 sene önce çıkarttı Yami şarkısında e, Hollywood editleri tarafından e, didillanmasıyla alakalı e, mesajlar veriyormuş. Zaten işte Billie Eilish'le ilgili bir katıldığı bir radyo programında onu korumak istiyorum diye ağladığında aslında işte Billie Eilish'in kendine kendi yaşadığı şeylerin yaşamamasını istediği için onu sahipleniyormuş falan gibi e, muhabbetler dönüyor. Zencani bu arada bir tane katıl atmış, de on 10 tane atmış. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ olun. Ne diyorsun abi bu olaya? Ee, abi e, yani Didi özelindeki şeyi hiç takip etmedim. Ben mesela bunları böyle bir ring oluşturduğunu falan da bilmiyordum. Kara Karayakalanamadığını da biliyorum. Sadece Ever Raid'lendiğini biliyorum. Didi ee, sever miydin mesela? Hani böyle şey gibi oldu mu? Ah be P. Yok P, P, abi, Didi, P Didi nasıl e, yaparsın bunu? P. Didi zekalının önde gideni izlediğim hiçbir röportajında akıllı bir adam olduğuna dair izlenim kap kapılmadım. Yaptığı bir iyi şarkı var mı bilmiyorum. yani ses en yakın dostu amına koyayım öldükten sonra yaptığı şarkı bir Sting'in şarkısının başka bir şeyi yani derivasyonu. Bir hoş geldin katılaştırmış Every Breath You Take işte en besli bir adam. Eox 5 tane katıda taşınmış. ya. Yani hiç abi ben hayatımda herif ya bir insan sahne ismini 35 senelik müzik kariyerinde karar verememiş olabilir mi? Abi sen salak <laughs> mısın ya? Yani paf dedi mi paf dedi mi pi dedi mi pi dedi mi dedi mi artık yani bir dedi dur lan. Kanye yani zaten malın önünde gidelim bir adam. Yi yapmak istiyor Kanye West de kendisine. Yaptı o. Yaptı. Legal olarak ee... da değiştirmiş. Yi, yi. Sadece yi. Abi yani Kanye bak bir şey diyeyim mi? Bir okey ya. Hatta kanka bir şey diyeyim mi? 2 de okey lan. Sekiniz sağ olsun. Hani bir de yaptım, iki de de döndüm. Prince Prince de yapmıştı hatırlarsan. Sembol yapmıştı ismini. Evet. Yani e, olur bunlar abi. Ama paf dediden paf dediye, P dediden pi dediye, dedi di didiye artık siktir git. Ben bir ara sadece sana ben ne... sadece didi oldu bir ara. Evet, hepsi oldu oğlum bunların. Neden hiçbir zaman anlayamadım. Bu yani, ne salak çünkü işte. Ya abi bu Elif ya yani zaten kendi başına ya, iyi bir mı var, prodüktörlüğüm var, yeteneği mi şey. Yani başkalarının şarkılarını arkada bağıran bir adam olarak böyle bir kariyer elde etmesi zaten bence çok haklı değildi yani. O Timbaland Dağ yıldızı 5 tane katıldı işlemiş. Işte ama bunlar prodüktör, ha, taş prodüktör, taş, prodüktör aynı zamanda bunlar. Hayır hayır hayır. Hay. Timbaland'ı buraya sokma. Timbaland'ı bu menşe oradan çıkar. Didi de, taş, didi de prodüktör. Didi de da... prodüktör. Yok. Yok dedi para veren adam oralara dedi. Oralar o, o şekil prodüktör değil ya. Dedi bence müziğin kendisini yapan prodüktör değil. Dedi böyle hani ortamı sağlayan prodüktör gibi prodüktör. Ben dediğinin müzik bir şey hiç görmedim öyle bir şey. Yani mesela Timbaland ya şöyle bir şey duymadım ama mesela Kanye West'in şeyini duymuşsundur o röportajını denk geldi benim Instagram'ı çok önüme düştü. Ee, bir röportajda heyecan şey atıyor lan diyor. Ben de Stronger'ı diyor. Stronger, diyor. Stronger'dan bahsediyorum sen tam hatırlamıyorum. Başka bir şarkı da oluyor ama Stronger yaptım diyor. Kulüpte piyasaya sürdüm diyor. Kulüpte çaldı diyor. Dinledim. Bok gibi diyor. Çamur gibi diyor. Aradım diyor Timbaland'ı. Ee, geldi diyor. Bir saatliğine ben dedi Timbaland'ı book ettim dedi. Sorunu dedi. Beş dakikada çözdü. Bomba gibi yaptı şarkıyı. Sonra geri kalan 55 dakikada da nasıl bunu benden başka kimse yapamazdı onu bana anlattı. Diye Kanye'nin böyle bir röportajı var. Semih çift hoş geldin. Yani Timbaland'le ilgili böyle çok öyle yani müzik yeteneği çok yüksek insanların övdüğü saatlerce röportaj var. Ben bir kişiyi bile görmedim ki ya P. Diddy olmasaydı benim albümüm böyleyken böyle olmazdı yani. Hiç böyle bir laf metasını hoş geldin. Justin Bieber'ın böyle şey var. Justin Bieber'ın çok görüntüsü var. Didi'den rahatsız olduğu falan böyle sürekli benim önüme onlar düşüyor Twitter'da. Hmm. Bakın işte mesela <laughs> bir tane bir tanesine çok güldüm. Ee, Justin Bieber bir tane şey yapıyor. Grafit olarak maymun yapıyor bir tane. Bir tane fotoğrafı yani. Maymun yapıyor grafitiyle. Birisi şey yazmış. İşte evet görüyorsunuz. Aslında abuser'ını çiziyordu burada dedi. Falan gibi böyle. <gülüyor> 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 ee, Sonuç olarak evet böyle bir muhabbet var. Tabii ki ya büyük ihtimalle yüzde sekseni falan bunun komplo teorisi. Bağlı Yıldız hoş geldin. Öte yandan ya, herif hala bulunamıyor. Ortalık, ortalıkta yok herif yani. E, kaçtı bayağı bildiğin. Abi çok evet. Yani bu... E, yani çok iğrenç iğrenç bu insanlar. ya. Yani inşallah yakalanır inşallah da e, hak şeyini bulur. O kadar fazla bu, bak e... o kadar fazla bu eksende haber çıkıyor ki Amerika'dan son yıllarda şey gibi harbiden bu sürekli olarak Lloyd Crisp'i geldin. sürekli olarak hoş anlat, geldin. anlatılan şey muhabbeti var ya Hollywood'daki işte çocuk istismar eden şeytani kaballar neredeyse inanacağım yani böyle bir şey olduğuna. E, ben diğerlerde Hollywood'da çocuk istismar abi şöyle Hollywood'da bunun e, Seth Rogen Harvey Weinstein olayları falan çıkmaya başladığı zaman söylemişti. E ee, biz kendimizi yani Hollywood cemiyetinden bahsediyor biz derken Abdullah dur'un hoş geldin ee, Biz kendimizi çok böyle hani e, permisif çok böyle her şey mübah her şey işte e, mümkün Hani e, gibisinden bir hani böyle alanda tanımlıyoruz Hani çok böyle e, ileri uçlarda yaşıyoruz kendimizi özgürlükler, özgürlükler yaşıyoruz Bundan dolayı da biraz bazı şeylerin bazı temel ahlaklar falan yok bu toplulukta gibi bir şey demişti. Bu abi Hollywood için, Hollywood özelinde yıllardır olan bir şey abi. Ben bugün mesela şimdi şeye bakıyordum yani. Yani bu şey ya e, Hollywood'la ilgili böyle hikayeler, inanılmaz Hollywood bir, e, bir tane adam var, rahmetli olmuş. <laughs> yavaş Yama, yavaş yok olduğunu konuşurken böyle birden. <laughs> Rıza, evet. E, çünkü abi tam konuyla alakası yok ama bir yandan da konuyla alakası var. Şöyle yani. E, döneminin ee, şey adam bir tane bütün Hollywood'un pezevengi diye biliniyormuş mesela yıllar içerisinde. Adamın adı Scottie bir şey mi ne? Unuttum Literal pezevenk mi? Kadın mı pazarlıyor? Literal pezevenk. Kadın, erkek ne varsa. Ee, hani Çoğunlukla erkek yani. Hani, Homoseksüelliğin çok böyle tükaka olduğu yıllarda homoseksüel e, Hollywood yıldızlarına falan böyle şey. Elilerde melilerde böyle o altın çağında yani anladın mı? Flamers, hoş geldin. E, o zamanlar da işte falan böyle bayağı şey buluyormuş yani. Ee, bu zamanlardan alım yani o zamanlar opresif toplumun yapmadığı şeyler Hollywood'da yapılınca hani işte kendi öyle bir karakter e, yoğunlaşması olmuş olabilir. O zaman öyle bir kalmış kimlik kalmış olabilir anladın mı? Yani biz işte toplumun değerlerinden dışarıda hareket ediyoruz. Evet ama işte bunun e, sınırı rıza dışına geldiği zaman, yani çocuğa geldiği zaman o zaman işte bu iğrenç. İğrenç yani permisif ya da progresif değil, iğrenç. Patlayan... Problem Ama bence bu spesifik Amerikan değil. Bu spesifik ne problem biliyor musun? Bu para ya. Çok zengin insanlar işte. Çok zenginliğin böyle şeyleri var. E, patlayan bir skandal daha var bu hafta. Gerçi bir süredir evet. konuşuluyor ama yeni bir Netflix belgeseli çıktı. E, ne abi? Nickelodeon'da Dan Schrader'ın ben Nickelodeon'un koca bir e, istismar istismar zinciri e, istismar zincirini Nickelodeon'un içinde e, koca bir istismar zinciri varmış. Ben çok hafif bir şey söyleyebilir miyim abi? Hı -hı. Araya girip BFC evet. Amerika'da pedonun bu kadar yaygın olma sebebi nedir demiş. Ben Amerika'da istatistik olarak daha yaygın olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece Amerikalılar e, bir şeyleri belgelemeye ve bir şeyleri hikayeleştirmeye çok yatkın bir memleket. E, o yüzden de e, biz bu böyle konuların haberlerini de belgesellerini de filmlerini de Amerikalılardan Amerikalıların kendileriyle ilgili yaptıkları iki şeylerden işlerden takip ediyoruz. Acaba? Yoksa ben Türkiye'de yani Türkiye'de mesela yapsak da yeni yaparsın bu arada. Yani. Yani abi çıkar abi bir kere. Çıkar. Oğlum bir kere en basitinden şöyle Ensar bir şey var. Vakfı. en, en basitinden. Ensar Vakfı belgeseli diye bir şey izledik mi biz? Yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Yani, e, de, dolayısıyla Amerika'da olsa 10 tane 10 yani saatlerce haber üretilmişti üzerine. Videolar, röportajlar, araştırmalar, neler falan onları geçiyorum. Bir de bu yandan da iki Netflix belgeseli vardı. Bir tanesi Oscar almıştı falan yani. Ya Amerika'da arada... böyle bir buna teşne millatım. Bu arada şeyden sonra e, bizde de bu arada YouTube belgeselcilik formatı bir yere kadar e, yapılıyor. Yani 3-4 tane kanal var bunu yapan. Her ne kadar yanlı olsalar da. Tabii. E, sipariş üzerine yapılıyor gerçi onların çoğu da. Şey abi. Türkiye'de herhalde daha böyle AKP hükümeti bir gün giderse falan bel, yapılı belgesel yapılacak çok konu var. Yani harbiden oturup da böyle bir listelemeye başlasan hı hı. şunun belgeselini yapacağım şunun belgeseli yapacağım falan diye bayağı bildiğin bir kariyer çıkartırsın oradan evet. yani. Evet abi. Neden yani bu arada abi var? adil belgesel yapılsan çok ilginç hikayeler var mesela yani ıı, Türkiye içerisinde. Yani bir kere zaten abi ben ama bu çok çok karmaşık bir konu da yani biri oturup hakkıtan mesela Fethullah Gülen belgeseli yapsa ama nasıl yapacağım baba ya çok karmaşık abi konu. Nereden gireceksin ama koyayım konuya? Yani bir, bir, sürü, adlı bir sürü bir siy siyasi bilmem ki. nesidir. Çok bağlantı var orada yani. Evet abi yani bak Allah adlı noktarında bile ne bağlantılar çıkıyor. Fethullah Gülen e, örgütü e, ülkenin kaderini 30-40 yıldır ilgilendiriyor. Hani bu çok ağır lan. Nereden çıkacaksın hanım yani? Hangi Tabii bir abi. yerden? Yani bir kere Askerden... Fethullah Gülen'e girdim. Yani tabii tabii. TSK'dan paşalardan gireceksin de şeyden de çıkacaksın da e, çok zor Hayır yani. Oğlum bunun bir, bir bir kere zaten bu, birisinin bu işin Amerika ayağını falan hani bir oraya girmen gerekiyor. Onun eksik olduğu Fethullah Gülen belgeseli yapamazsın yani. Amerika bu adamı niye savunuyor? Bir, mesela belgeselin bir sorusunda bunu vermesi lazım ama bu sorun cevabını nasıl vereceksin oğlum? Biz dün biz <laughs> dün ya, biz dün yayında Daha şunu konuşuyorduk. Biz dün yayında biz şunu konuşuyorduk. Bu herifin sağlığı baya kötü ya. En sonunda geberip Hı -hı. gittiğinde tabi ya işte hep şey diyorlar ya böyle ölü ölecek ölmek üzere ölüyor falan gibi ben de oralardan biliyorum yani de en son geberip gittiğinde çok büyük bir organizasyon bırakacak bunun kim geçecek devamına? çünkü mesela Menzil tarikatı tari yani. işte bak Menzil tarikatında şöyle bir şey oldu üç tane oğlu vardı şimdi böyle üç tane oğlu her biri kendi büyücü kulelerini şey yaptılar, kendi camilerini seçtiler. E, o camilerinde üç farklı şey gibi oldular, fraksiyon gibi oldular. Oğlu var mı lan Fethullah Gülen'in? Hiçbir fikrim yok abi. Benim de yok. Hayatımda öyle bir bilgi bilgi edinmedim yani. Yani herhalde gidince bir şekilde o şeyin devam etmesi lazım. O yapının devam edecek herhalde bir şekilde bilmiyorum. Ama evet şey doğru. Evet. Amerika koruyor bu herifi. O doğru yani. O Tabii şey değil. Yani. O o o Bizim paranoyamız falan değil yani harbiden koruyor bu herifi Neden amına koyayım? Bilmiyoruz. Abi adamı. Bilmiyoruz bu arada yani tam olarak neden. Bu, yani sadece evet fikir evet, fikir yürütebiliriz. Aynen. Ama bu yani koruyor komplo teorisi değil çünkü adamı sınır dışı şey etmiyorlar. Neden? birini yani bu yani anladın mı? Bu kadar basit. Yani ya Türkiye sadece ne olsun Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan hükümetinin menzilinde olsun olmasın fark etmez. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir insanı X insanı. E, tuştu kabul etmiş. Amerikalılar arasında e, şey anlaşması var. Niye vermiyor? Vermiyor. Galiba, vermiyor. Galiba şey de vermediler. Ee, ne derler? Bu Türkiye'de bir tane bir yazı bir kadının oğlu işte gitti şey yaptı da ATV ile gezen insanları arabayla çarptı öldürdü falan da onu Amerika'ya kaçırdı daha sonra olay oldu. Onu da geri vermediler galiba. Amerika'da bir alver olayları bir tık sıkıntılı ya. Abi canı isterse Amerika verir. Canı isterse vermez. Evet, Amerika evet. uluslararası kurallarına Siki'nin keyfine göre uyduğunu zaten daha önceden birkaç kere ispatlamış bir ülke. Ee, dolayısıyla Siki yani isterse verir, isterse vermez. Ama yani Amerika, Amerikan bir papaz kaçırıldığı zaman da Don't be a tough guy diye mektup atıp senin ekonominin sıçarım bak vermezsen deyip sıçıp geri alabilir papazını. Yani öyle Siki'nin kahyası bir ülke orası yani. Ee, yine saçma sapan bir seçime gidiyorlar abi. Sirk gibi oldu artık ya. Ne kadar... Trump e, geliyor... Trump reis geliyor. Trump e, geliyor. Trump. Valla ilkini bildiydin abi. Sen yine Trump geliyor diyorsan demek ki yine Trump geliyor. Yüce geliyor. Oğlum. Yine 4 sene Trump haberleri izli zaman koyuyor. Abi Neyse, geliyor. gelsin de bitsin bir daha yarışmasın abi. Bak bir şey değil mi gerçekten? Çünkü öl, zaten ölecek de yani. Bu e, bir daha şey ben istemiyorum. Bir bir Trump seçim kampanyası daha ben e, bütün interneti mute alamam. Yani bu bu gelsin 4 sene daha e, maymunluğunu yapsın gitsin artık. Yani çok şey ya bu ne abi bir kanka iş, karşısına da sonra... karşısına y Alzheimer adam koydular amına koyayım kazanacak yani ya abi evet abi ama oğlum biri Alzheimer adam biri de az sonra Alzheimer adam yani bu, bu çok kötü ya yok lan Trump'ın sağlığı iyi oğlum ya Trump, Trump Trump abi ama Trump'ın sağlığı iyi bayağı şey eee abi bak götünde can rahmetli var rahmetli dedem rahmetli dedem 92'sinde mi ne öldü yemin ediyorum 6 ay öncesine kadar turp gibiydi adam ben böyle bu yaşlarda böyle olmuyor. Yani bugün iyi. Ondan belki bir 1946 doğumlu oğlumdan Ya okey şey gibi Bunu söyleyeyim. gidin lan. Şey gibi söyleyeyim. Çağal hoş geldin. Şey gibi diyeyim yani. Hani Biden bayağı konu, unutuyor falan ya konu. Adamda demans Yok, var ya, bayağı evet, yani. Evet. evet evet. Ben sadece diyorum ki acı. Bak yemin ediyorum. Yarın Trump olmayacağının garantisini ben kimseye veremem. Yani bu da çok yaşlı abi. Bunlar çok yaşlı ya. Yani bu, bu 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 çok ayıp lan. Ben gerçekten artık bunun bir düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi ben yani bu e, biri 81 biri 77 yaşındaki iki insanın yarışı kime ne kazandıracak abi? Zaten senin bu dünyada varsa onu senin hadi olsun yani. Anladın Ama sen 10 senelik daha dünyaya ne yapacak senin diktiğin ağacın meyvesini yiyemezsin sen ya. Abi Trump ilk geldiğinde sen... Trump ilk geldiğinde bayağı Amerikan Demokratlarının e, de, Amerikan Demokratlarının inanılmaz bir travma olmuştu. Çok böyle hatta bununla ilgili American Horror Story'nin sezonu var. E, bir tık böyle şey yapıyor, tiye alıyor falan. E, bu travmayı. Bakalım ikinci kere geldiğinde ne olacak? Çok merak ediyorum ben. Herhalde e, deliren, kendini yerden yere atan. Hani ben biraz şey gibiyim. Amerika'yı kim sikerse siksin e, okeyim gibi. Yani Biden'ı da setseler Bunak Biden da sikse okey. Trump da sikse okey. Hani o yüzden ama evet bizde büyük ihtimalle dolar yarra yer gibi daha, daha kötü olur. Ya yani Trump gelirse bizde dolar yarra daha hızlı yer. Biden gelirse daha yavaş yiyebilir. Belki. Bilmiyorum. Abi ben yani doların yarra yemesi kim gelir kim yani Amerika'da kim gelire çok bağlı mı bilmiyorum da ben hakikaten merak da etmiyorum ilgilenmiyorum da yani artık sadece Trump Trump diye bir karakterin hayatında var olmasından sıkıldım. <laughs> yani sıkıldım çünkü eğlenceli değil, komik değil, artık sinir bozu da değil. Böyle bir şey yani böyle bir git git artık git. Ama genel olarak yaşlı insanların yani gerçekten siyasette seçme seçilmenin bir üstteşi olması gerektiğini düşünüyorum ben abi özellikle insan ömrü bu kadar uzadıkça bir noktadan sonra dünya ilgili sikine taktığı şeylerin sayısı gerçekten azala azala ikiye belki üçe düşmüş. İnsanların hem sandığa gitmesi hem de sandıktan seçilmesinden ben rahatsızım ya artık. Gitmediler lan. Oğlum insan bence bu biz bu demokrasi demokrasi bu sistemleri insan ömrünün 65-70 yıl olduğu şeylere göre tasarladık ha ben sana söyleyeyim bu 80'ler 90'lar bozuyor bizi. Yani bu amcaları dayıları bir rahatça abi git artık balığını tut. Yani git yemeğini ye. Artık 65 yaşından uğraştıran. sonra 65 yaşından sonra şey mi olsa? Ee... yasak. Bazı evet yasaklasak mı bazı şeyleri mesela? Yasaklasak abi seçmede seçilmede bak yemin ediyorum ya. Benim anam babam da 60 üstü. Vermesinler abi oy. Yemin ediyorum bak vermesinler. Oy da vermesinler. Yani ne veriyorlar ki Oy da vermesinler seç, seçilmesinler de otursunlar evlerinde. Yani ben artık bu yani sen vermişsin vereceğin o ya bak 18 65 el, kaç sene oluyor 47 sene 47 sene vermişsin artık verme lan şart mı yani böyle bir şey yani bu ne gerek var yani böyle bir şeye? Yani şu gerek var, bir tek şu gerek var işte o zaman hani o yaşlılık insanların taleplerinin bir şeyi olmaz, karşılığı olmaz falan gibi. Yani i̇şte mesela emekli maaşları çok hani şey oldu, mesela mevzu bahis oldu yani artmıyor falan onların yani temsiliyeti olmaz falan gibi. Bir tane o zaman emekli bakanlığı kuralım o işleri o baksın falan mı yapalım nasıl yapalım? O da <laughs> evet. emekli bakanlığı. Ee, şöyle bir gündem daha var. Putin geçtiğimiz seçimleri kazandı ve <laughs> 2030'a kadar Rusya'nın başında <laughs> Evet. Nasıl yaptı bunu? Evet abi şaşırdım. Abi anlamaya falan çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum şey gibi. Putin ne yaptı ya falan diye bir geçen araştırdım da bildiğin kazanmış. 2030'a kadar da pozisyonunu koruyacakmış yani. Bu şey falan nasıl yapıyor lan? <laughs> böyle. Çok tuhaf. Nasıl yaptı oğlum ya? Bu herifi harbiden yani hiç mi böyle şey yok, hiç mi bir yapılanma yok falan Putin'in karşısında hiç hiçbir hiç şey yapamıyor herife. Oğlum e, Wikipedia'da e, Ukrayna Savaşı başladığından beri gizemli şartlarda ölmüş Rus bürokratlar, iş adamları <laughs> ve e, siyasetçiler diye bir liste var. Ya ama çok körküzü ee... parmak ya şey gibi yani hani artık. Yani böyle Putin'le program yapsalar falan Sayın Putin rakibiniz yok değil mi falan böyle tabi ki yok falan diye kameraya göz kırpacak artık herif yani o kadar sikinde değil evet, yani evet. anladın mı? <laughs> Artık yok. Uy, hiç tabi tabi hiç hiç şey hiç böyle şey değil ya yani çaktırmadan gibi bir durum yok ya baya bildiğin 2030 hani böyle şey gibi efendim yeni seçimler yapıyoruz ee, tabi tabi proşo proşo daha da ee, ne kadar yazalım efendim ee, 2030 iyi midir çok da abartmayalım değil mi falan diyor yaz 2030 iyidir 2030 pek yazıyor efendim davay davay falan yani ne oluyoruz baba abi, abi Rusya'nın hiçbir demokrasi e, mazisi yok ki bu ya bu kadar ya abi aslında yani Rusya Rusya yani, e, yani abi Rusya bu süreçte yani Navalny işte... Navalni öldü bu arada bu süreçte biz Navalni çok konuşmuştuk Tabii. HNG HNGK'da çok konuşuyorduk hatırlar mısın abi adam oğlum evet, adam atıyor, yani muhalif öldürüyor Ya işte bunun bu kadar iyi olmasının sebebi Rusya e, hayatında ilk defa e, yani Moskova'da yaşayan insanlar hayatlarında ilk defa zannediyorum Hani Demokrasiye benzeyen bir şeyi 1990 yılında tanıştılar. Abi HNGK... demokrasi geçmişi. Rusya'nın demokrasi geçmişi senden küçük lan. HNGK'nın sürecinde Navalny protesto yaptı, kaçtı, e, yakalandı, evet. zehirlendi ve öldü. Evet. Ne diyorsun buna? Bunların hepsi oldu. Zaman çok çabuk geçiyor abi. Allah e, Rus e, yaya e, çok yakın zamanda e, Putin derdinden kurtulmayı nasip etsin. E, ve e, inşallah güzel bir yere gelirler. E, bu arada bu arada Ukrayna savaşı kaybediyor. Okey. Ne, ne olacak? Bayağı bildiğin, Nered bayağı, bayağı bildiğin şey mi yapacak? E, annexation mı yaşanacak? Kırım'daki gibi. İki yıl oldu lan. Hmm. Savaş başladı iki yıl oldu. Evet artık şey gibi... E, bayağı bildiğin... E, şeye dönüştü ya konu. E, Atri atrisyon savaşına dönüştü ya konu. E, hmm. Ne olacak? Yani bayağı bildiğin Kırım gibi alacaklar mı? Ukrayna diye bir yer kalmayacak mı bundan sonra? Abi ben... E, Putin'in fantezi haritasını gördüm. Ha evet. İşte o... Kiev'i bırakıp <laughs> toprakların bir bölümü... Romanya falan yapacak bilmem ne... Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Sadece tarihi perspektiften abi bakıyorum. Ee, yani bu bence bir noktadan sonra e, Rusya'nın kendi vakti zamandaki Afganistan Savaşı gibi Sovyetlerin özellikle öz özür diliyorum. Sovyetlerin Afganistan Savaşı Amerikanın Vietnam Savaşı gibi e, çok fazla kaynak harcanıp böyle sonra bir noktadan sonra yeter artık deyip e, zafer uydurumları esnasında çıkacakları bir savaş gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra Oytun'a hoş geldin. 29 aydır bize zarar Bu saatten sonra ben definitif yani şöyle bir şey olması lazım abi yani Kiev düşerse çok sembol olur. Anladın mı? Kiev düşerse bence NATO falan devreye girer. NATO operasyonu olur ya Ukrayna'ya. Ben bunu yani ben Kiev'e de koşacağını falan zannetmiyorum. Ee, bu Donbass'la şeyi falan e, alıp çıkar. En kötü öyle olur diye düşünüyorum yani açıkçası. Üçüncü Ama Dünya Savaşı muhabbeti. De Üçüncü Dünya Savaşı muhabbeti çok yapılıyor. Olabilir abi. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir yani. Ama Üçüncü Dünya Savaşı'nın ben top e, topyekün bir savaş olup olacağından emin değilim. Yani evet. Yani şu, şu, şu bakımdan emin değilim. Ee, şimdi bir, birinci, ikinci dünya savaşı bunların hepsi birbirine bağlı süreçler. Ve onları dünya savaşı yapan bir numaralı şey yani bunu söylemek biraz belki eskilerden bir laf. Yani bizim lorumuz da eskilerden yoksa zaten çok yaygın olan bir laf da. Yani Eurocentrik bir düşünce az sonra söyleyeceğim şey ama. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nı hakikaten topyekün global bir savaş haline getiren şey Avrupa ülkelerinin kendi aralarında savaşıyor olmaları. Ve Avrupa ülkelerinin bütün dünyayı yığılmış sömürge holdinglerinin, sömürge sömürge <laughs> ülkelerinin topraklarının evet yine İngilizceden kafamda ee, sömürge topraklarının, sömürge ülkelerinin de birbirlerine girmiş olması en önemli global yapan unsurlardan bir tanesi. Ee, yani çünkü e, işte bir anda mesela İkinci Dünya Savaşı'nda şimdi Japonya mesela Mançurya'ya giriyor. Bu Japonya Mançurya olarak kalsa mesela bir noktada okuyabilirim. Ondan sonra Japonya ondan sonra Güney Doğu Asya'ya giriyor. Ondan sonra Japonya mesela Güney Doğu Asya'ya girince oralardan İngiltere kolonisi, Fransa kolonisi, Hollanda kolonisi Bunların bir anda Japonya'nın da İngiltere'yle bir şey olmuş oluyor. Sonra ama İngiltere'de oradan söyleyecek. Yani işte Avustralya'dan Yeni Zelanda'dan oraya ordu yönlendiriyor. Avustralya Yeni Zelanda'da zaten işte hala Commonwealth'e ait şeyler falan. Bir anda işte bak bir anda hemen global oldu. Konu çünkü birbirine bağlı. Aynı anda da İngiltere Avrupa'da Almanya ile savaşıyor. İtalya ile savaşıyor. Almanya ile işte İtalya'da Japonya oradan şey oluyorlar falan. Şimdi Avrupa içerisinde böyle bir savaş bir daha gelmeyecek. Çünkü ama Avrupa Almanya'da artık... ama Almanya'da AFD falan da yükseliyor. Bence iç karışıklıklar olabilir abi, Avrupa'da hala. Kanka Euro Eurozon Eurozone ve eee Schengen bölgesi orayı tıkadı abi. Bu ülkeler artık bir. Yani bu AFD çıkar yükselir. Ben yükselmez demiyorum. Bak e, İtalya'da Sardılar Meloni Büyükbaşı Meloni başında... Meloni falan kazandı evet, İtalya'da evet. yani. Ama e, abi yok şey olmaz. Meloni kazandı. Meloni'nin ağzından sen bir tane bile şey duydun mu? biz çıkıyoruz sikeriz euroyu. Niye? Çünkü Britanya çıktı yarrağı yedi. Ya tabii canım. Her şey çok kötü Britanya'da. O yüzden şu anlaşıldı. Avrupa Birliği'nin ortak ekonomik bölgesinden, ortak gümrük bölgesinden, serbest dolaşım bölgesinden çıkmak ahmaklık kimseye yaramayacak. Herkes duruldu bak Brexit'ten sonra. İtalyalılar da belki çıkarız. Almanyalılar da biz mi taşıyacağız zaman okuyun bütün Avrupa'nın yükünü. Yunanlar bize hiç yaramadı falandı. Oğlum Britanya sonra bir baktım hemen okuyayım. Biz hemşireleri komple Polonya'na alıyormuşuz. Bir anda hemşiremiz kalmadı. Sıra beklemelere başladı millet hastalar. Hastaneler de olmaya başladı. İşçi yok, çalışan yok, bilmem ne yok. Ortak şeyler, vergiler arttı. Millet oraya buraya giderken vize almak zorunda kaldı. Sıçtı. Britanya şimdi rezil. Yani herkes taşak geçiyor Brexit'le. Dolayısıyla Eurozon'dan çıkmak, Schengen bölgesinden çıkmak, ortak ekonomik bölgeden çıkmak Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, bu ülkelerin yap, asla yanaşacağı bir şey değil. İçlerindeki bütün sağcı yönelimlere rağmen bu yüzden çıkmayacakları için birileri savaşmayacaklar. Çünkü aynı para birimi, aynı parlamento, aynı ortak bölge, kendi vatandaşının onu orada, yüzde %5'i burada ev dalmayacaksın birbirine. Avrupa'da kıtasında bir savaş olmayan da o top yüküne dönmeyecek bir noktadan sonra. Çünkü onun bağlantısıyla beraberine gelen şeyler girmeyecek bir noktaya yani birbirine. Ama işte global ölçekte herkesin yani NATO ve Rusya savaşı olabilir. Bu da bir dünya savaşına benzeyen bir şey olabileceğinden bir tarih çıkıp bundan 15-20 sene sonra Üçüncü Dünya Savaşı buydu derse de ben işte kimse de çık karşı Ama bilmiyorum yani. Kayansı hoş geldin. 44 tarzı Elfeonks 12 aydır bize berabermiş. Bu <laughs> ne? Dur bakayım. Yiğitcan'ın liberal tarih okuması liberal liberal tarih okuması çok komik. Eğer Amerika elini Avrupa'dan çekerse Avrupa yarra yar. Almanya silahlanmaya başladı ve Fransız zaten uzun yıllardır orada yatırım dedi. Ha okey. Anladım tamam. Hadi ha. inşallah abi. Bakalım yani. Ben zannetmiyorum. Ben Avrupa Birliği'nin şeyine çok varım. Yani Avrupa Birliği sayesinde Avrupa kıtasının en uzun Roma yani Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından beri en uzun Barış dönemini yaşadığımızı düşünüyorum. Ben onun şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ha bak çok güzel. Tesadüfi <laughs> olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bir soru geldi. <laughs> kimin hmm. kimin oğlu vurulursa savaş çıkar peki? Bak. <gülüyor> <gülüyor> var mı bir var mı bir? Abi şu vurulursa cidden hani böyle çünkü şey yani e... Ferdinand'ın oğlu tam böyle mevzunun içinde bir linç pilmiş ya hani. Ee, Yunus Emre Burkay 5 tane katıl atmış Çok teşekkür ederim. Çok sağ çok ol. Çok teşekkürler. Ferdinand meselesi çok böyle bir linç pinmiş ya abi. Onu böyle çekince birdenbire unravel oldu konu. Ya esasen öyle değil ama hep öyle anlatılıyor yani. Böyle bir şey var mı? Böyle hmm. bir kilit bir figür geliyor mu hakkında? Mesela ne diyeyim? P Didi vurulursa <gülüyor> falan. <gülüyor> <laughs> o Yunus Emre 50 tane katı ateşlemiş. Abi çok evet. Bu hasta o. Bir de o bizim tek e, elit Premium Plus abonemiz. Vay, helal. Çok iyi. Evet, çok teşekkürler. Abi orada. bilmiyorum ya. Abi e, o bir daha olmaz oğlum. O çok kötü bir şey. O çok saçma bir olay amına koyayım. Herkes birbirinin arkasından kağıt imza alıyormuş. O yüzden oluyor ya zaten o. Sen savaş girersen ben de gireceğim abi. Sen girersen ben de giriyor muyum? Ben de girersem o da giriyor anlısı falan diye. Bir anlamını okuyayım. Bir tane herif Abi o suikast olayının şeyini biliyor musun sen onu ben nereden öğrendim? daha çok yakın bir zamanda öğrendim biliyor musun? Bir buçuk bir buçuk sene olmamıştır yani. Abi Frans Ferdinand da o gün suikast girişimi düzenlemişler fakat adam ilk suikast girişimi düzenleyen adam yanlış arabaya hedef almış Hı -hı. ve o yüzden Frans Ferdinand'ı korumasının vurmuş yanlış vurmuş yani birini sonrasında Franz Ferdinand korumasını hastane ziyarete gitmiş. E, yoldan dönerken suikastçı ekibinden Frans şey e, Gavrilo Princip ulan be amına koyayım suikastı biz nasıl da başarılı olamadı diye bir yerde üzgün üzgün içiyormuş bardan çıkarken hastane dönüşündeki Franz Ferdinand'ı görmüş arabasını. O an şak diye elini e, e, silahına götürüp sıkmış. Yani Allah Allah. Suikast girişim başarısı Sonra, evet. olduktan sonra evet. başarısız olduktan sonra yanlışlıkla buradan korumasını ziyaretten dönerken vurulmuş Frans Ferdinand. Artık Ulan. yani o, o suikastin olası varmış abi. Yemin ediyorum kader amına koymuş. <laughs> i̇şte onu görüyor musun? Evet. E, bu arada şeyi merak ettim bir an. E, ona bakıyordum da chatte şey soruldu. Bu Putin evli de değil, çocuğu da erkek çocuğu falan dök. Mesela hani Putin'in çocuğu falan bir gibi bir düşündüm böyle olabilir mi falan gibi. Put Putin evlenmiş, e, 2014'te boşanmış, iki tane de kızı var, oğlu yok Putin'in, hmm. bir bir şey yok yani böyle bir e, vasi yok yani ve Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın iki tane oğlu var <laughs> ama hiç yani onlardan da bir be beklenti yok gibi. Acaba bununla ilgili ne düşünüyordur? Evet. Acaba bununla ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor mudur? Ulan bizim çocuklarda olmadı falan gibi. Mi? <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Hoş Çok geldin. saygıdeğer Cumhurbaşkanımız oğullarıyla alakalı e, gururlu mudur? Ben e, bilmiyorum abi. Bir tanesiyle ilgili olmadığı çok aşikar. Evet. Öyle insan yokmuş gibi davranıyor. <laughs> evet ya. Evet, Şimdi. Yani. Burak Erdoğan'ı ne kadar ignorlayacağız daha? Burak Erdoğan diye biri yok gibi herhalde abi. Yani artık bilmiyorum ki. <laughs> abi işte en son. Vardı emlik. bir yani aralar. Sevgilisiyle kavga ettiği tape sızdırılmıştı internete. En son ka kamuoyunu o zaman ilgilendirdi adam. Ondan bir önceki önce de gemicik almıştı kendini. O konuşuyordu. Gemicik? ...şey değil miydi ya? E, diğer adamın Burak, çocuğu. Burak o. o da mı? O da mı o? Bilal Burak'tı gemicik. Yok şeyle karıştırdım. E, neydi? Hoşçakalın. Binali'nin... Binali e, ...oğluyla karıştırdım ben. Ha yok. Evet evet. Yok. Öyle yani. Bilal Bilal şey evet. gibi oldu. Bilal Bilal hala piyasada var. E, fakat evet Burak Erdoğan'a... ...kimse şey yapmıyor yani. E, hiçbir haber evet, yok. Mesela... Dünya Etnospor Federasyonu falan gibi bir şeyin başına verdi hani Bilal'i böyle bir ciddi bir yere düşünmüyor şeyden bile düşünmüyor mesela <laughs> Zaten. Berat'a Maliye Bakanlığı verdi mesela damada Evet. oğluna bir bakanlık vermedi neden Anladın mı? güvenmiyor mu acaba e, gü güvenmiyor herhalde abi ne bileyim yapamaz yani mı spekülasyon o da biraz üzücü bizim abi... olan beceremez şey mi var acaba ben gerçekten bir şey demek istemiyorum ama güzel Türkçemizi Bilal'e anlatır gibi anlat diye bir deyim yerleşti. bence. Bunun... <laughs> bu, bu deyimi yol açan sebeplere bence Sayın Cumhurbaşkanı da vakıftır biz diye düşünüyorum. Bunu, biz bu Bilal'e anlat, Bil Bilal anlatır gibi şey yap muhabbetini senelerce kullanacağız değil mi? Bayağı bildiğin e, folklorumuzun bir parçası olacak. 50 sene sonra falan da kullanırız acaba. Böyle oluyor. Mesela şey diye bir laf var ya. Ben Marco haftada bir anlamadım. ben haftada bir kullanıyorum. Bilal anlatır gibi anlatır mısın abi Yok, falan Ben yine. de çok kullanıyorum. Ya abi var işte böyle laflar var ya mesela işte Marco git derdir Marco Paşa'ya Bizim nesle çok geçmedi de vardı babamızda babalarımız var. Hakikaten gerçekten Marco Paşa diye bir adam varmış. Yani o, Marco Paşa falan, öyle bir şey var Öyle ya. mi? Marco Paşa bir karakter evet, yani. Evet bir karaktermiş işte yani bazen böyle kültürde laf tekrar ediliyor falan ve öyle bir şekilde hani o, o, o geçiyor yani. O yüzden hani Bilbilal anlatır gibi anlat hakikaten şey olur yani. Bak mesela onun bir noktadan sonra bunun videosu çekilir abi. Peki Billele anlatır gibi anlat anlatabilirim. Nereden geldiğini <laughs> biliyor musunuz? 50 sene sonra Eli seni sonra gibi YouTube kanalında böyle bir shorts evet. şeklinde <laughs> böyle zamanında Türkiye'nin evet, evet, Türkiye'nin evet. Türkiye 2000... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan falan diye böyle. Evet. 2014 Aa, yılında sızdırılan tapelerde <laughs> Bununla ilgili acaba Bilal Erdoğan üzülüyor mudur ya? Hani böyle şey gibi oluyor mudur ulan? Yani çevresinde kullanılmıyordur mesela bu değil mi? Çok herhalde şeydir. Çok böyle Çevresinde kullanılmıyordur oğlum. Manyaksın sen ya. Yok canım. Yok, şey bir laftır yani. Hani onların çi... ama bize şöyle toplumu geri kalında çok normal bir laf ya. Yani böyle Tabii. Çok normal artık bir düşünmüyoruz bile arkasındaki hikayeyi bunu kullanırken. Ben bu arada toplumun geri kalanı derken mesela atıyorum Gaziantep'te bir Hamza dayının kullandığını zannetmiyorum. O bizim nesilde internet sevi çocuklardı bir laf bence o. Ee, yani bütün toplumun gene kalanı olduğunu bilmiyorum. Evet evet ama ama mesela orada da mesela ne bileyim o, o genç çevrelerde de mesela kullanılıyor mudur? Duymuş mudur mesela böyle bir anısı var mıdır? basitçe işte ne haberi vardır ya değil mi ya zaten biliyordur da değil mi böyle işte genç ailenin genç üyeleri beraber iftar yapıyorlar falan böyle arkada birden bire birisi gayri ihtiyar şey diyor neyse anlamadım ya Bilal anlatır gibi anlatsana falan diyor böyle bir sessizlik oluyor masada falan böyle böyle şeyler yaşanıyor Bilmiyorum. mudur acaba kesinlikle yaşanmıyordur abi Asla. çok di çok dikkat ediyorlardır değil mi tabi evet ya ben e ben şey gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. Yani şöyle bir şey var abi. E, Bilal Erdoğan'ın masasına oturduğu insanlar bu lafı düzenli olarak kullanan insanlar da değildir. Yani ben değildir. mesela bu lafı e, evet. Yani Ama, bu bu çok lafı bence Ama bu biliniyor. Ama bu biliniyor yani. Abi Bil zaten e, yani ben bir kere her şeyden önce Bilal Erdoğan'ın şahsının şeyini geçtim. Emre hoş geldin. Katıl işte, daha doğrusu ben teşekkürler. Bilal Erdoğan'ın şahsi farkındalığını geçtim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın medya takibinin Böyle bir deyim çıktı, böyle zümberlerce kullanılıyor, şu kadar yaygın gibisinden bir bilgiye nail olmayacak kadar zayıf olduğu ihtimalini asla, asla yani değerlendirmiyorum bile. Çünkü yani şu şey halinde bile, irtifa kaybetmiş halinde bile Erdoğan medya takibini yıllardır üst düzeyde yapıyor yani kesinlikle haberi vardır. Şey gibi istatistikler vardır elinde yani. Twitter'da ne kadar kullanılıyor, işte hangi kontekstlerde kullanılıyor, kimler vardır falan. Bunları takip ediyordur. Bu senin bu senin ee, bu senin komplo teorin. Hangisi benim komplo teorim ya? Ya elimizde el, elimizde Erdoğan'ın medya ta, takibini tam olarak ne derece detaylı yaptığıyla alakalı bir veri var mı? Ben mi kaçırıyorum? Komplo çok ağır lan burada. Ben bu varsayım. Okey. Komplo, varsayım. komplo teorisi niye? Okay. Komplo, komplo, değil ki bu. Okey tamam. Varsayım diyelim can. Evet Varsayım. Yani, ben, yani, varsayım gibi kesin gibi bence, söyledim. Varsayım gibi söylemek istemiştim. Yani mesela yani söylenen anlatılan çoğu şey e, çünkü ne bileyim şey gibi ya böyle. Ya işte Venüs kaos. 5 tane katıl atmış. Çok teşekkür ederim Çok sağ ol. Ee, hani mesela söylenen şeylerden birisi öfkeli olduğunda çok öfkeli oldu <laughs> ve bakan falan şey yaptı ne bileyim yani, ben, evet ya bir şey değil de e, Uganda'nın cumhurbaşkanı yapıyormuş e, Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı böyle bir şey denmiyor da Uganda'nın cumhurbaşkanı yapıyormuş Bakanların dövüyormuş, evet, sinirlendirdiler aslında. Adam dövüyormuş, evet evet. Evet. evet odasını aynen. alıp milletvekili bakan falan dövüyormuş yani. Mesela işte böyle hani öyle bir noktada ne bileyim şey yapmak çok da böyle şey yapmak istemezsin gibi, sinirlendirmek istemezsin gibi geliyor bana sürekli. Hani o yüzden Yok. bence bazı şeyleri de söylemiyorlardır ama işte söylenmediği zaman da sinirleniyordur. Orası biraz iki ucu boklu değnek gibi. Mizuşin hoş geldin. Abi şey ayrı bir şey ama ya bence onu onu öyle değil o. Ee, şu ayrı bir şey mesela tamam bu Uganda Cumhurbaşkanı'na karşısına geldi dedik. Ki, yani Uganda Cumhurbaşkanı e, birisine diyor ki mesela atıyorum abi. Yani işte şuraya şu kadar e, işte parayı aktarın oraya şu kadar şu kadar içerisinde şu iş bitmiş ve şu neticeliğe gelmiş olacak. Ondan sonra o kişi çıkıyor karşısına Uganda Cumhurbaşkanı diyor ki ya bu kadar parayı aktaramadık bu işi de halledemedik. 6 ay geçti halledecek gibi de gözükmüyoruz. Orada dayanın yiyebilir o kişi. O ayrı. Ama onun dışında mesela medya takip merkezi diyor ki sizin oğlunuzla dalga geçilen bir takım tweetler var. Bununla ilgili ben bir sinirlenmenin medya takibi yapan, işi yapan kişininle alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani kötü haber kötü haber vermeye şey var. Yani kötü evet. haber evet evet kötü haber özellikle hatta kötü haberi toplayan kişinin işini doğru yaptığını tespit edecek kadar da bu adam uğur Başkanı yani şey hakim bir adam. Yani salak değil. Yani çünkü o, o, çok artık Kim Jong-un bir hareket anladın mı? Konu şeyden o böyle patladı ya. Yani. Bir hareket yani öyle bir şey değil o yani. Ya yani mesela şeyi falan biliyordur işte şey şey görmüştür yani sonuçta Tayyipler alemini görmüştür mesela yani. Ee, ama Dava açtı lan ona. Açtı tabii ki de ama karikatürün kendisini yüzde yüz gördüğüne eminiz mesela ama e, şey, geçen şey yaptım geçen e, bir tane haberde mi dinledim 50 bin davası varmış. öyle, yani, bir, öyle bir sayı. Yani böyle elli bin hakaret davası falan şu ana kadar bütün bu arada en düşükte kimmiş tahmin et en düşük hakaret davası açan cumhurbaşkanı. Kim? Şaşırırsın. Sezar. Yok. Kim? Şey. E... Gül. Yok. Gül ikinci Gül ikinci en çok. Abdullah Gül ikinci en çok. He. Tamam kim lan? Süleyman Kimi Demirel. Süleyman Demirel. Şaşırmadım lan. Öyle mi? Ben şaşırdım. Yani ben şaşırdım. Ben şaşırdım. Ecevit olmasını Hı. beklerdim çünkü. Ecevit Cumhurbaşkanı değil. Ee, onun evet. Onun haricinde Evet, doğru. Diyorsun. Demirel. <laughs> evet, ben hemen, hemen <laughs> lider siyasiler gibi bir kategoriden. <laughs> ben li, lider siyasiler gibi kat, bir kategoriden bakmıştım konuya. Cumhurbaşkanı gibi değil ki. Oğlum sen baktığın tamam da oğlum en çok en az da akart davası açan lider başbakan ve cumhurbaşkanı mı istatistik okudun? Sen cumhurbaşkanı dedin abi. Ben, ben, ben dedim ben şey... dedim yok bu, bu bir haberde geçti canım bu şekilde cumhurbaşkanı olarak da ben kafamda bunu şey diye kurguladım lider olarak düşündüm yani başbakan başbakan, başbakan bilmem ne falan filan ama evet Abdullah Gül'ü de söylediler büyük ihtimalle bu bir cumhurbaşkanı listesiydi. Abi cumhurbaşkanlarının listesini düşününce zaten sivil cumhurbaşkanı yani bir kere askeri cumhurbaşkanların hakaret davası az açmış olması... Ee, yani şeyi ayır istiyorum tabii burada hani Atatürk'ü ayrı tutuyorum. Zaten bana çok şey gelmiyor. Açmışlardır. Asker zaten. Yani ne? falan. Tabii tabii. Ee, sivil cumhur, cumhurbaşkanları arasında da bu arada Demirel yani bence Demirel şey bir adamdı ya. E, ee, kendisi de daha geçerdi. Kendisiyle o yüzden hani derisi kalın bir adamdı bence. Demirer Sol... öyle çeyci bir adam değildi yani. Tabi canım. Ya adam 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 darbede e, Johnny Walker Black aramış. <laughs> yani Black Label Black, adı, Black Label aramışlar darbede içmek için viski bulamadıklarından. Ee, ben ama siyaseti geri döndük. Ahmet Necdet Sezer de olabilirmiş gibi hissettim Cumhurbaşkanlığı noktasında. Evet, benim ilk benim o olur yani, hmm. olurdu yani aynen. 9 9 Demirel. Demirer. Okey helal. Helal Demirel. Ama bak 9 ile Bravo. 9 ile 50.000 arasında çok fark var. 50.000 bir sektör yani çünkü 50.000. Tabii tabii ama zaten işte e, Erdoğan'ın tek haneli abi, bayağı yani, bir 9 tek böyle haneli. 9 tek haneli. Hani bu arada ben işte mesela şey olsam abi, Demirel olsam e, şey derdim ya da Cumhurbaşkanı olsam şey derdim yani. Tamam işte 10. davayı da açayım tek hanelik alayım. Falan gibi böyle bir şeyde giderdim. 50 bin şey bile yapamıyorum. Ee, yani tahmin bile edemiyorum. 50 bin için kaç avukat? Abi avukat değil. Türkiye yargı sisteminin ciddi bir bölümü bununla çalışıyor zaten. Değil mi? Değil mi? Türkiye bu arada kolluk kuvvetlerinin de ciddi. Abi bu 50 bin dava bir ifadeye çağrılan tweetinden dolayı bir şeyinden dolayı insanları say. Kaç 50 bin yani? Oğur evet bu yani 50.000 e... bu, 50 bin, bu 50 bin bir tık eski bir istatistik kanka. Daha da artmıştır yani. Yargıya taşınmış abi onlar tabi yani. Tabii. Yargıya taşınmış olanları da yani anladın mı? Tabii canım ifadeye yani çağrılma... e... Ben bile ben bile ifadeye çağrıldım yani. Yani yok abi o yüzden şey bu bu konu şey konusu değil yani. Bu bu bu, bu konu bu, bu, bu konu zaten şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin bence en büyük politik sıkıntısı yani milletin aktif sindirilmeye çalışılması yani hakaret makaret ayağını. ama abi bu işte bu çok sıkıntılı bir kültür ve sıkıntılı bir kabul yarattı yani bu bu şeyi Bunun, bununla mücadele yeterince ediliyor mu edilebilecek mi bir Erdoğan dönemi bittikten sonra görebileceğiz bunu bence ama bu şey çok korkunç yani bir öyle bir noktaya gelindi ki hakikaten İnsanlarda şey mutabakat oluştu. Tabii ki hakarete varın her şey hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Yani hakarete varan, varan şeylerin Discord'tan e, diskorstan silinmesi devlet eliyle silinmesi ve cezalandırılması konusunda bir mutabakata varıldı. Ve bu mutabakatın bir e, negatif etkisi olarak da ne hakarete, ne, ne hakarete varan bir la, söylemdir ne değildir. Bu sikinin keyfine kaldı herkesin. Haftalık briefingi mi? Yani... Haftalık briefingi mi vardır acaba? tabii canım hani böyle yani burada bir gitmiyordur ona gitmiyordur çoğunluğu da yani sayı olarak şey vardır yani işte bir, bir, bir genel fikri vardır şeylerden falan haberi var mıdır peki ee, bazı onu, bazı hakaret davası açtığı insanlardan haberi var mıdır yoksa böyle artık vardır. Vardır, vardır. Hayır, hayır. bence yani yani şeyleri falan ona ona şahsen iletiliyor mudur bakın hani bu da size bunu söylemiş artık haberiniz olsun falan gibi. E, i̇letiliyordur abi çünkü bir noktada zaten e, cevap veriyor ya. Aa cevap ver cevap şey... <laughs> abi cevap vermek demiş ki, benzer bir kanaldan bir şey anlatayım. Hı hı. Özgür Turhan e, stand up gösterisinde Süleyman Soylu'yla ilgili bir şaka yapıyor. Bunun videosu bayağı işte şey oluyor viral oluyor falan. <laughs> Süleyman Soylu Özgür Turhan'a kastederek şey demiş e, FETÖ diyen demiş. Hani böyle e, FETÖ diyen demiş Özgür Turhan'a kastederek. Okey. Hani komedyen ama işte bunlar e, FETÖ'cüler tarafından şey yapan, güdümlendirilen <laughs> ha, okay. komedyenler e, ve şey yani FETÖ diyen böyle bir böyle bir kelime. Ne diyorsun abi FETÖ diyen? Güzel. Yani çok, çok güzellerken yani şöyle güzel. E, FETÖ diyen çok hayal gücünden yoksun ve dandik bir kelime. <laughs> e, ben çok ben Bu bakımdan da Süleyman Soylu'dan beklentilerimi karşıladı. Yani şöyle, şöyle bir tweet atmış daha doğrusu. Wall of Text atmış abi. E, uzun uzun. İşte ben e, işte, millete inat inat e, görevimi layığıyla yapacağım bilmem ne falan ama işte beni de e, beni ve jandarmamızı ve askerimizi hedef alan e, komedyenler ve FETÖ diyenler beni yıldıramaz işte e, Gazze'nin yanındayız falan ile böyle e, uzun bir volum text FETÖ diyen FETÖ'nün güdümünde komedyen yani bilmiyorum evet. bunu, bunu, wow. bunu düşündüm acaba nasıl aklına geldi şey diye otururken Vallahi Allah, bunu bir şekilde hani fetöyle bağlayayım, komedyenliği bir şekilde fetöyle bağlayayım. Ama nasıl olabilir komedi, komedyen, fetö diyen, fetö? Hmm, i̇yi iyi ben bunu yazayım falan gibi. Birisi mesela önermiş olabilir mi sence bunu Süleyman Soylu Efendim fetö diyen diyelim mi falan <laughs> gibi? Bana çok ben çok merak ediyorum böyle ya. prosesler nasıl işliyor. Süleyman Soylu önemli biri mi hala? Artık değil. Tamam. Bir dönem bir dönem şey gibiydi ama önemli oluyordu sanki. Sonra Evet evet. Sedat, Aynen. Sedat Peker happened. Şu, şu, şu an devlet, e, nez, devlet kademesinde yer alan biri değil, değil mi? Yani. Milletvekili. Dokunulmazlığı var sadece. Milletvekili mi hala. Evet. Hmm. Evet, zaten şey falan evet, demiş. Yani... yani ben bu konuyla ilgili bir şey yapmayacağım. Normalde yapardım falan <laughs> gibi <laughs> bir şey demiş. yapsın. Özgür şey demiş. Kolay gelsin şey demiş Eren çok teşekkürler. Şey demiş işte bu insanlara komedyen deyip dava açmak işte ünlü tiyatroculara e, hakaret olur. O yüzden açmayacağım falan gibi bir şey demiş. Kutluhan hoş geldin. Tabii arkamdan o durmayacağını da bildiği için herhalde. Hiçbir Kutlan Çaban hoş geldin. Hiçbir FETÖ diyen tanıdığın var mı? Yani bence çünkü bu terime e, sağcı gibi görünüp solcu olan Fatih Tıraş <laughs> çok uyuyor. FETÖ diyen olarak. Yani tip olarak sadece. Salih Tıraş. Evet. Birincisi. Ee, ne dedim ikincisi, ki ben? İkincisi e, Fatih dedin. Salih. Ee, Aa, Fatih mi dedin? Salih. Okey. Evet. Salih Tıraş. Abi e, ya bilmiyorum abi ya. Bu şimdi e, hoşuma gitmedi Süleyman Soylu tabiriyle. Salih Tıraş ben çok sevdim komedyen. Bence baya ben Tabii tabii canım. Ben, ben kötü şey olarak dedim zaten. Tipinin AKP'li olmasıyla taşak da geçiyor zaten evet, evet. bir parçası Evet evet. Yani Tip olarak dedim diyorum. zaten sadece. Aynen. Bir hiç bir bilmiyorum ya bu çoktan şey bir lafmış abi şimdi üzerinde de konuştukça da şey oldu. Süleyman soyduğunu <laughs> lafını da ben yaygınlaştırmak da istemiyorum. <laughs> tatsız. Bir, bir adam yani. Tatsız bir laf değil mi? Çok tatsız bir laf. <laughs> çok ya yani, tatsız bir adam şey bir laf abi işte yani. Zaten önemli bir insandı değilse artık Türkiye siyaset nezdinde bence şeyi de gerek yok fikirlerin değerlendirmemize de gerek yok. Hani böyle değerlendirmemize de Yani değerlendirip eleştirmemize bir, bir yere koymamız da gerek yok. Bir adam artık bu. Hani şeydi, aynı şeyi düşünüyorum. Ben yani Melik Melih Gökçek de belediye başkanlığı bıraktığı var. Bunlar birer adam. Ben hani bunlar sadece bir güç pozisyonunda oldukları için hani bir noktada retorikleri zarar veriyor ve bir e, influencer beraber geliyor diye bir şey yoksa bir şey bir adam yani. Daha, daha gitsin istediği şey Twitter'da istediği tepki varsın. Ama siyasi olarak yani bir dava açmayacağım meselesinde şey diye yorumladım ya. Yani arkasında birinin duracağını düşünmüyor diye yorumladım. Bu da benim hoşuma gitti. Serdar Tabur hoş geldin. Tabii canım. Artık öyle bir şey yok yani. Benim anladığım kadarıyla zaten artık Hı. böyle eskiden çünkü şey gibiydi ya. Bayağı bildiğin kolluk kuvvetleri onun kontrolünde falan gibi bir durum vardı. Vallahi, e tabii İçişleri Bakanı'ydı abi adam yani. O çok büyük bir güç Türkiye'de. tabi Artık öyle bir şey yok. Zaten <laughs> anladığım kadarıyla hemen Özgür Turan gözaltına alınmadıysa Belli yani bu da Evet. cevabı yani kendi kendini şey yapıyor direkt yani. Böyle hadi şey izle. 3 evet, evet. isim problemi izle de bir sonraki programda konuşalım. Gökhan hoş geldin. Hoş geldin Gökhan. Hı. Ha dur e, dur ee... kapamadan şey de konuşalım. Ee, hem final hem finalde konuşuyoruz. Millet de şey yapmaz. Futbol mu konuşmuşlar yine falan demezler. A hmm. Abi ne diyorsun ya? Yani U97 ile çıktılar. 50. saniyede Icardi... u 97. <laughs> <laughs> Pardon. Chat'te X-Men 97'ye gözüm takıldı bir an. <laughs> FIFA 98 ile çıktı Fenerbahçe. 97 yaş 97 yaş alt takımla çıkan Fenerbahçe. Abi U <laughs> Under Under, Under 19 ile Fenerbahçe çıktı. Evet. E, 50. saniyede bir gol yiyip sahayı terk ettiler. Ta, e, şimdi şöyle. Ben harbiden hangi ta... yani ben artık kafam çok karıştı konuyla ilgili. Çünkü bir kısım şuna kızıyor. Galatasaray'da öyle oynamasaydı diyor. Galatasaray'da öyle hayvan gibi çocuklara karşı gol, atı, gol atarcasına oynamasaydı diyor. Ee, öbürleri de bir kısımda diyor ki ama Galatasaray'da ciddi alıp maçı oynamış sonuç olarak. E, gol attılarsa ne oldu diyor. Ulan işte gol atmasalardı bari deniyor. Ama işte birdenbire oldu deniyor. Öte yandan hiç çıkmasalardı deniyor. Ama işte çıkmasalardı Fenerbahçe o zaman puanları silinecekti. Yazık olacaktı. Bu Şey gibi galiba biz bu 2024 için Türk futbolunun en kötü, en kara şey diyebiliriz. En kötü ee, yılı diyebiliriz. Hakem mi dövülmedi? Abi. Şey mi olmadı? Trabzonspor'lar evet, futbolcu mu dövmedi? Saha mı basılmadı? Neler neler. Ne diyorsun? Abi benim hayatımda açık ara gördüğüm gerçekten en iğrenç Türkiye futbol senesi. Yani şeyi geçti artık konu. Yani şöyle bir şey var abi tamam mı? Ben mesela şeyden de rahatsızım. Bak bu olan rezillikleri geçiyorum. Ee, mesela yani tek tek de saymak gerekirse bu Suudi Arabistan'da oynanması gereken finalin. Ha, o da var. E, asla düzgün organize edilemeyip ondan sonra işte bir Atatürk pankartının laf edildiği diye oynanamaması e, sahaya atlayıp hakem döven adamın başına ne geldi abi? Hiç kimsenin bir şey bununla ilgili bir açıklama yapamaması. Adamın zaten AK Parti kurucu üyelerinden biri olması. Eee Trabzon'da sahaya tribünlerin da alması, Fenerbahçeli oyuncuların e, Trabzon'un taraftarlarla kavga dövüş yapması. Bunları hepsini geçiyorum abi. Yani hepsini bir kenara bırakıyorum gerçekten. Ama bir yandan da şey de çok çirkin ya. Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk yarışındalar. He. Fenerbahçe de 9 senedir şampiyon olamıyor ve bu de çok e, baş kıran geçiyor diye retorik iğrençleşti abi. Çok zaten hala hazırda iğrençti. Bir de bunun üzerine düzgün kimse laf üretmence iyi kimse de iyi yönetmeyince süreci. Artık gerçekten internetin ben oğlum ben oturup bak 3 gündür falan Instagram'ımdan e, Fenerbahçe, Galatasaray, e, Süper Lig falan Trabzonspor gibi kelimeleri banlıyorum. Çıkmasın artık abi. Ali Koç bağırıyor ya 3 gündür benim feedimde. Peki yani bu konuyla ilgili ne diyorsun? Kim haklıydı? Çünkü ben harbiden böyle şey gibi bir noktadayım. Bu konuyla ilgili fikir oluşturmayacağım gibi bir noktadayım. Ne no, sen? Aa düştü mü acaba? Hiç can? E? evet dur bakayım. Bir e evet, 5000 ms var hiç Discord şeyi şu anda. Gelir herhalde şimdi birazdan. Türk futbolunda kimse haklı değil. <laughs> Jeton bitti abi, evet. Yiğitcanın jetonu bitti şu anda. Dur bakayım, <laughs> yazayım. Yiğitcan, Yiğitcan kardeşim. Sesim karşı. Ben seni duyuyorum, Normal siz bu. Abi. Ha sen beni diyorsa abi 5000 ms var istiyorsan ben size bir şeyden arayayım bir de öyle bakalım. Dur bakayım bizim sunucuyla ilgilidir belki. Ha dur bakayım. Yok. Yok yok bizim sunucuda şu anda bir 5000 ms durumu var. 5000 ms durumu. Bir arayayım seni bakayım şöyle. Alo. Alo. Ha Alo. evet okey tamam bizim sunucudanmış. Şey e, ne diyorsun abi? Abi benim kanaatim şu. Ben otomatikman şeyi söyleyeyim abi. Bu şimdi anladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin protestosunun sebebi buradaki sebebi biz maçı ertelenmesini istedik. Ee, maçın maçı Galatasaray istemedi. Biz Avrupa'da önemli bir çeyrek çeyreksel oynayacağız. Bu yüzden de e, bu işte federasyon bu artık bardağa taşılan son damla olur. Pro, protesto maçı olarak 19 yollayacağız. Evet. Eee denmiş. Buna şimdi ben abi tek tek fikirlerimi şöyle söylüyorum. Birincisi Ali Koç'un bu şikayetini ve bu protestosunu ben yapabilir. Yani Fenerbahçe kulübü böyle bir şeye kalkışabilir. Fenerbahçe kulübü e, Türkiye Futbol Federasyonu protesto etmek için bir maçı U19 ile çıkabilir. Ben bunlara problem görmüyorum. Federasyonu protesto etme sebebi e, çoklu olabilir. Bunların arasında işte bizim maçımızı ertelemediler, e, bardağı atışıran son damla olabilir. Bu da normal. Ama Ali Koç'un e, ve Fenerbahçe e, sosyal medya organlarının bu konuyu anlatırken, konuyu bütün Türkiye ve Erdoğan AKP'si ve Erdoğan hükümeti tüm cümbür cemaat Fenerbahçe'ye karşı bir mücadele gidiyor. Fenerbahçe de bu yüzden 9 senedir şampiyon olamıyor Şeklin açıklamasını çok sıkıldım demagojik buluyorum artık bıraksınlar bu açıklamayı. Yani Ali Koç 9 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor diye açıklama yapıyor ve biz burada Ali Koç'a hesap soramayacak bu mesela Fenerbahçeliler. Ali Koç'un hiç suçu yok mu? Öyle bir konuya getirdi çünkü. Ya Ali Koç 9 sene Fenerbahçe bu, 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 şekilde anlatması bana çok ben, ben, sıkıldım. Ben kimse artık bu ülkede veya bu ülkede diye kısıtlamayayım ama ben kimse artık kendi objekt başarısızlıklarını başkalarının e, ona yaptığı şeylerden dolayı ol, oluyormuş gibi anlatmasını istemiyorum. Hayır. Yani onundan dolayı da olay olabilir. Ama %3'te mi kobatin yok ya? Yani hiç böyle bir şey mi yok abi? Yani anladın mı? Sen de iyi oyuncu alamadın mı? Sen de iyi kadro yapıp her sene hoca kovup getiriyorsun abi. Senin hiç olayın yok mu yani burada? Senin sorumluluğun yok mu? Bir anlarına satayım. Olayı ta işte kurşunlanmaya kadar götürdü. Abicim kurşunlanma çok elin bir olay ve hakikaten niye şeyi bulunamamış, faali bulamamış açıktansın. Bu konuyla ilgili bir taleplerinizi dile getirin. Ama ondan biridir olan sportif başarısızlık futbolda, basketbolda yani bu Yiğitcan sana soruyorlar. Trabzon maçında niye polis yoktu diyorlar sana. Şimdi bu mesela bu da ayrı bir konu. Ben bu da burada da ben şeyi haklı buluyorum abi. Trabzon valiliğinin birinin açıkta yapması gerekiyor. Trabzon kulübüne mi yazar bu? Bilmiyorum ama statta kim yani sorumlu güvenliyor? O çok büyük bir güvenlik faciası. Ben açıkçası bunu geçen FM'de de konuştuk. Şeyi de şey bulmuyorum. Ee, anormal bulmuyorum abi biri e, benim üzerime doğru koşuyorsa ve e, ben bir anda o adrenalin moduna girdiysem ben de yumrukla cevap verebilirim bence yani şey gibi bir şey yapmadıysam cebimden bu sustalı bıçak çıkartıp saplamadıysam yani kavgaya girip ben orada bir tek Mishi Batshuayi'nin döner tekmesini e, şey buldum <laughs> gereksiz buldum çünkü Döner'e ne gerek var abi? Artık evet, şu evet. adrenalin yapılmış bir anda coşku hareketi değil. Sen artık böyle demişsin ha şimdi ben o filmlerden gördüğüm Evet evet. Chan, Chuck hareketini yapabileceğim. Vaha falan gibi bir şekle giriyorsun. Mişi Baçua'yı yeme beni. Baçua'yı da sevmem. Bu arada zaten. Eee ama. Şey Kila Hakan gibi şey diyormuş gibi böyle. Biraz makar olsun istedim. <laughs> böyle evet. bir, bir renk gelsin. Normal döner bıçaklarıyla dalan futbolumuza bir e, kung fu etkisi. Evet. Abi ben sadece şunu diyorum yani bu Türkiye Futbolu'nun rezilliği federasyonu yani hayatımda gördüğüm en kötü federasyon bu sene yaşanan en çok kötü şey Fenerbahçe'nin de e, muhakkak gerçekten lecetimetre mağdur olduğu konular vardır. Hakkını yendiği konular vardır. E, e, ama öte yandan yani e, Ali ben sadece şunu demek istiyorum. En büyük derdim bu benim. Yani Fenerbahçe'nin başına gelen elim olayların çözülememesi bunlar işte şeyler falan bu hepsi bir yana geçtim ama Ali Koç Türkiye'nin en zengin ailesinin veliahtı ve yöneticisi olan Ali Koç'un Türkiye'nin en büyük en fazla taraftar grubuna sahip en fazla taraftara sahip iki kulübünden bir tanesinin başına geçip 9 senedir herhangi bir sportif başarı elde edememiş olmasını sadece dışarı sebeplere bağlı olmasından ben rahatsızım ve artık kimse bunu yapmasın abi. Sen Türkiye'nin en zengin adamısın ya. Sen Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna sahip, en fazla taraftarına sahip iki grubundan birini yönetiyorsun ya. Ya artık yani bir, biraz da senin kabahatin olsun lan. Biraz da çıktı ki Tamam bize de işte ya da yani de ki yani bu, bu tamam yap, yapamadın. Ali Koçsun. Bizim üzerimizde oynanan oyunlar, elim oyunları herkes görsün. Biz burada HNGK'da gerçekleri konuşurken kim yayının ipini kesti? Kim? Açıklayın bunları. Alo. Oğlum keşke Ali Koç olsam da her şey başkasının kabahati olsalan Geldik biz şu anda. Okay. Gerçekten. Geldik okey. Geldi geldi. Ali Özürüz. Koç. Ali Koç ya. Ali Koç oğlum düşünsene Ali Koç olmayı düşünebiliyor musun Günhan? Ben düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Ama şey şey de düşünemiyorum. Bizim bizim en az iki arkadaşımız komedi futbol programı yapıyor diye son haftalarda aşırı derecede <laughs> ölüm tehditleri alıyor. Geçen orada evet. şey gördüm. Turgut yine bu Fenerbahçe U19 ile ilgili bir tweet atmış. Onun da altında <laughs> ağzına sıçmışlar Turgut'un. Fenerbahçeli olmak çok zor şu sıralar. <laughs> Ee, bunlar Twitter'da ama bunları YouTube'da ben hiç görmedim. Çünkü bunlar sanırım 2 saat video izlemiyorlar. Ee, yani bu yıkamamış evet. barbarlar. Bu arada şu kanalda niye hiç Galatasaray konuşulmuyor diye sormuş. Konuşuluyor aslında. Ben izliyordum da Şampiyonlar Ligi maçlarını Galatasaray'ın canlı yayında. Şu yüzden konuşulmuyor. Ben Dursun Özbek o kulübün başında olduğu sürece Galatasaraylığımı bir kenara kaldırdım. Ee, ne zaman benim sevmediğim bir başkan olarak Dursun Özbek o takımdan gider. O zaman tekrardan Galatasaraylı olurum. O yüzden konuşulmuyor yani. E, ya ben yani. bir de bir şey diyeceğim abi. E, şu kanalda niye hiç Galatasaray konuşulmuyor? Ben TRT miyim ya? Biz TRT <laughs> miyiz abi? Böyle bir çözüm <laughs> <laughs> verdik amına koyayım. Peki ya yani, Trabzonspor? E, tarafsızlığın ve her şeyin adresi Mert Günhan ve yakın arkadaş kanalı. HNGK objektif bir program. Hayır abicim ya. Ya böyle bir şey ben kimseye kusura bakmayın. E, şey vade vermedim. Yani her takımı eşit derecede gömeceğiz, her takımı eşit derecede eleştireceğiz Bu arada ben Biz toplumun benim, aynasıyız. benim Fenerbahçe çok gömesim de yok yani şey gibi hissediyorum. Ali Koç bence sen de Fenerbahçe olmak şu an zor. Ali Koç ayrı bir entity olarak gömüyorsun, sen de. E evet abi ben Fenerbahçe gömmek istemiyorum. Ben Fenerbahçe'yi bu Trabzon'daki bu arada ben mesela bu Fenerbahçe Trabzon meselesi Trabzon'da daha çok gömmek istiyorum. Salın artık. Bu neymiş amına koyayım ya? İki kere şampiyonluk kaybettiğiniz bir kulübe yani böyle ağla bağır olmaz. Yani bu artık şeye geç sal bunu. Bu, bu çok saçma. Ee, bu, bu Fener Trabzon'un en son olan olay meselesinde de birinin kim güvenliği sağlayamadıysa onu bir çıkıp bir hesabını versin ama öte yandan hakem dövüldü onun da hesabı verilmedi. Bu ülkede bir şeyden hesabı verilmiyor zaten. Benim şu anki eleştirim abicim Ali Koç nasıl bu kadar kurban mentalitesi yapabiliyor bu beni deli ediyor ya. Ali Koç ben mi yapayım artık Fener'i? Sen yapamayacaksan <laughs> ne yapalım abicim biz feneri... artık? Yani bu çıktı eline 30 bin kişiyi karşısına aldı. Hatta gördüm en hapis şey Oğlum ben duruyor. o kurulun çıktı... çıkışını gördüm Kadıköy'de bu arada. E, Mert Anıl hoş geldin. Hatta Hanzo bir gift atmış. Çok teşekkürler. Ben tam o Emir Öztürk sen de hoş geldin. Ben atom kuruldan insanlar çıkarken Kadıköy'deydim. Bayağı milletin canı sıkkındı. Aman koyayım niye buraya geldik? falan gibi. Ben ona bir tık üzüldüm. Niye getirdiniz lan o kadar insan oraya madem kar bir şey olmayacak? Abiciğim getirdi 30 bin kişiyi Şükrü Sarıcıoğlu'nda karşıda dizdi. Çıkmış istatistik çıkarmış. Demiş ki 9 yılda demiş son demiş 9 yılda en çok puan toplayan 5 takım çıkarmış. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir, Fener sanırım. Bunlardan demiş bir tek Fener şampiyon olamadı son 9 senedir. Ve bunu bunu söylüyor 30 bin kişinin karşısında şey diye söylemiş herhalde. Yani çünkü bakın kumpas kurdular bize. Abi yani okey. <laughs> Anladın mı? Yani senin onda birin kadar belki taraftar olan Trabzonspor, hiçbir taraftarı mı tamam eyvallah devlet desteği olan Başakşehir falan bunlardan da mı bir tane bile mi alamadın yani? Şampiyonluğu. Ya bu çok şey ya sinirim bozuyor bu kurban mentalitesi abicim. Yani diğer meseleleri şey, fenerler şey olmasın bana. Kurulmasın şimdi bana. Yani şey diye de bir derdim yok yani. Allah herkesi saat versin. Kimse takımının 10 sene şampiyon olma işini görmek de istemez. Yani ee, yani ama bu Ali Koç'un bu mağduriyeti bu çok tatsız ya. Bu yapma abi Ali Koçsun sen ne artık. Ne zaman ya. şey Aziz, yapacaklar? Fals Moni Koç geldin. Bir, ne zaman yeni başkan seçilecek e, Fenerbahçede? Az... Ee, Ali Koç bu benim son dönemim dediğini hatırlıyorum da abi Aziz Yıldırım'ın bir konuşması var. Onun arkasında böyle bir gaz müzik koyup falan bir daha bir yayınlamak lazım. Yani bir, bir kongre Ali Koç'un bir ağzına sıçtıydı. Böyle yükseliyor sonlara doğru. Nasıl yükseliyor gaz bir de yani. Ee, o, o konuşma geliyor aklıma. Yani sen e, şeyin oğlu musun? Sen Ali Koçların musun Sen getiremiyorsan kim getirecek bu oyuncuları falan gibi bir, <laughs> bir karışma yapmıştı. Kim gelir lan peki? Ali Koç bak çok sezon az. sezon sonu gitme ihtimali varmış Bilmiyorum. Ali Koç'un. Kim gelir sence? Saadettin Saran falan aday diyorlar da ben o kadar Fenerbahçe politikalarını takip etmiyorum ya. Zencani Bombatar Demirören'den kötü değil Ali Koç tabii ki. Demirören çünkü e, ee, Demirören'di. <laughs> <laughs> evet evet. Ama herhalde Ali Koç da çok başarılı bir başkandı gibi hatırlanmayacak. Abi ee... Ya öyle bir şey var bilmiyorum abicim ya. Bunu artık bunu da ben söylemeyeyim yani. Fenerler söylesin. Oğlum Obradovic de çalışamadı küstürdü herif. Fenerbahçe basketbolunun e, o Avrupa'da marka olan Fenerbahçe basketbolunun son 9 yılda bir boku yok. <laughs> Acun gelse. Yani voleybol, voleybol gitti. Eczacıbaşı'nın vakıf Vakıfbank'ın arkasında kaldı. Onlar patır patır kupaları topluyorlar. Fenerbahçe voleybolu nereye kadar geldi? Bir yere kadar geldi tabii de. Yani yine o kadar basketbol kadar kötü düşmedi de. Bence daha olabileceğinden bir şey değil futbolda 9 senede 15 ocak kovulmuş. Yani Fenerler söylesin abi bana ya. Ali Koç'tan memnunlar mı? Ben Fener, ben Ali Koç'tan memnun diyen Fenerli'ye de ben bir şey demem. Allah da sabır suat versin. Ceren hoş geldin. Evet. Evet. Ali Koç Rusya e, ve siyasi noktalarda hassasiyetlerin <laughs> gıdıklandığı bir HNGK'da son buldu sevgili dostlar. E, yarın tekrardan normal yayınlarımıza devam ediyor olacağız. E, bu gecelik bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için, burada olduğunuz için, like attığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. E, kendinize dikkat ediyorsunuz. E, sizleri gözlerinizle öpüyoruz ve toparlıyoruz. İyi geceler Türkiye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyor sanıyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın.